Bize Kur'an-ı Kerim yeter. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i apaçık bir kitap olarak göndermiştir. Müfessirlerin Kur'an-ı Kerim'den anladığını ben de anlayabilecek durumdayım. Hatta onların yaşadığı çağda bugündeki kadar bilgiye ulaşmak kolay değildi. Dolayısıyla onlardan daha güzel anlayabilirim. Arapça bilmem gerekmiyor Kur'an-ı Kerim'i okumak için. Hatta sünnet-i seniyye olmadan da Kur'an-ı Kerim'i anlamak mümkün. Ve daha ötesi hadis-i şeriflerin de zaten 40-50 tanesi hariç hepsi zayıf hadisler. Nereden geldiği belli değil. Bu sözleri çok duyuyoruz son zamanlarda. Buna benzer sözler. Bunlar hakikaten böyle mi? Yoksa bu işin bilmediğimiz bir tarafı var mı? Mühim bir meseledir. Eğer Müslümansak, bu dine iman etmişsek, bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim ise, Kur'an-ı Kerim'i ne yaparsak doğru anlarızı bilmemizi icap ediyor hadis-i şeriflerin, sünnet-i seniyyenin, Kur'an-ı Kerim için neyi ifade ettiğini net bilmemiz icap ediyor. İşte bu mühim derdi konuşalım diye bu akşam başka şeylerde birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz ekranlarınızın başına. Konu belki Türkiye'nin ve dünyanın yoğun gündemi arasında yahu bu akşam konuşacak başka bir şey yok muydu dedirtebilecek bir konu ama böyle dememenizi istirham ederim. Çünkü Rusya'ya ait bir uçağın düşürülmesi evet bir mevzudur ama bugün ilgilendiren belki 3-5 gün daha konuşacağımız bir meseledir. Fakat bugün konuşacağımız şu mesele bir Rus uçağının düşüşünden çok daha fazla kalplerimizi, gönlümüzü, imanımızı, bu ülkenin ve Müslümanların yarınını etkileyebilecek bir meseledir. Burada doğru bir yerde durmamız gerekiyor imanımız için. Bu ülkenin yarınları ve bizim yarınımızdan ziyade ebedi alemde ne olacağımıza dahi ziyadesiyle taalluk eden bir mevzudur. İşte onu konuşacağız. İki kıymetli misafirim var. Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Güzel bir program olmasını ben de ümit ediyorum. İnşallah. İnşallah. Cenab-ı Hak tesrin halkesi. Amin. Hani Amin. yayından önce de konuştuğumuz gibi derdimiz bu işin doğrusunu hem biz kendimiz öğrenelim kuşkusuz. Kuşkusuz. hem de bir kardeşimize bir şekilde faydamız olursa işte bununla bahtiyar olacağız. İnşallah varlığınızla, sohbetinizle. İnşallah. İnşallah. Söze tesir verecek olan da Cenab-ı Hak zaten. Kuşkusuz. Doğru. Kuşkusuz. Ve başka şeyler seyircisinin aşina olduğu bir isim. Hatta dördüncü program oldu. Hocam hala neden yok diye tweetler hatırlıyordu geçen hafta. Yasin Pişkin hocam, yardımcı doçent doktor Yasin Pişkin, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok Nasılsınız sağ olun. Nasılsınız görüşmeyeli? Hamdolsun. sizi gördük daha iyi olduk. Uzun bir zaman olmuştu. Hakikaten Ramazan'da görüşmüştük en son. Elhamdülillah. Sağ olun. Yani yeni bir stüdyo, yeni bir ekran, TV net ama dert aynı. Hayırlı olsun. olsun inşallah. Yani insanın olduğu yer derdini değiştirmiyor ama derdi olduğu yere başkalaştırıyorsa işte o zaman o iyi bir duruş diye düşünüyorum. Evet kendimi işin içine katarak söyleyince belki biraz ukalalık gibi oldu ama buna da bir dua istirhamı olarak kabul edin. Siz de dua edin lütfen. Böyle olması için, bizim de böylelerden olmamız için. Hocam soru şu. Şimdi Kur'an İslam'ı. Kur'an İslam'ı diye bir söz var. Halbuki bütün Müslümanların iman ettiği İslam'ın Kur'an İslam'ı da olması icap ediyor. Fakat tasnif içerisinde ayrıca bir Kur'an İslam'ı dendiğinde ya da bize Kur'an-ı Kerim yeter dendiğinde aslında size söyleyecek söz de bırakılmıyor. Çünkü hayır size Kur'an-ı Kerim yetmez dediğiniz bak sen ne demek istiyorsun? Gibi bir mukabele ile karşılaşabiliyoruz. Kur'an İslam'ı ne demek? Bize Kur'an-ı Kerim yeter mi? Yetmez bir şey daha lazım dersek o zaman Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a haksızlık etmiş olur muyuz? Evet. Tabii çok zor bir soruyla başladınız. Ee, hakikaten bu sorunun cevabını vermek e, biraz zor öyle görünüyor. E, Kavramsal olarak belki biraz üzerinde konuşmak gerekirse bu Kur'an İslamı ifadesi nereden çıktı diye? Bunun belki birkaç e, yüzyıllık bir geçmişi var ama özellikle e, yanlış hatırlamıyorsam George Tarabishi isimli bir yazarın bir kitabı vardı. Min İslamil Kur'an ila İslamil Hadis. Yani Kur'an İslamından Hadis İslamına diye. E, yani tasnifin kategorinin yapılma tarzı aslında başından beri yanlış olduğu için tabi bu, bu ifadenin çağrışımları İslam dünyasında çok olumlu değil. Neden yani, yani? sanki Kur'an İslamı ve hadis İslamı gibi birbirinden ayrı iki İslam var. Ve bunu tasnif etmek adına, bunu kategorize etmek adına bir Kur'an İslamından bahsediyor. Bu itibarla tabii ki meseleye bakarsanız çok yanlış. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela Hz. Peygamber'in Resulullah'ın sünneti şeklinde bir ifade biz Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayette rastlamıyoruz. Allah'ın ayetleri bir de Resulullah'ın sünneti şeklinde bir ifade Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde yoktur. Ama Hz. Peygamber'e ittiba Kur'an'ın hemen hemen her tarafında vardır. Dolayısıyla tasnifi bu şekilde kurgularsanız zaten baştan yanlış yapmış olursunuz. O yüzden Resulullah'ın sünneti diye bir ifadeyi biz Kur'an-ı Kerim'de rastlamıyoruz. Çünkü Hz. Peygamber'in sünneti yani tabi olması emredilen sünnet, Hz. Peygamber'e tabi olun şeklindeki emirler hiçbir zaman böyle ikili bir tasnif gözetilerek ortaya konmuş değil. Yani bir Kur'an ayetleri var, bunlara tabi olun. Bir Kur'an İslam'ı tabiri caizse. Bir de Hz. Peygamber'in sünneti var. Buna da ayrıca tabi olun. Sanki bu ikisi birbirinden bağımsız, birisi diğerinin alternatifi ya da birisi diğerinden tamamen dışarıda bir yerde algılanabilecek bir İslam varmış gibi böyle bir ifadeyle karşımıza geldiği için doğrusu ben şahsen bu ifadeden çok rahatsız oluyorum. Yani Kur'an İslamı'nın bu şekilde kategorize edilmesini rahatsız soruyor. Böyle dediğiniz zaman şöyle bir Hı -hı. neticede çıkartanlar olabilir belki. Hı -hı. Madem ki Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'de de yok. İşte Hı -hı. bizim dediğimiz yer. Halbuki siz bambaşka bir şeyi kastediyorsunuz. İkisini birbirinden Kur'an-ı Kerim ayıramıyor evet. manasına. Evet. Burada yani, biraz açalım bu kısmı. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz Kur'an İslam'ı derken Hz. Peygamber'in Kur'an'dan anlamış olduğunu, uygulamış olduğunu, hani kavli, fiili, takriri şeklinde hani sünneti de biz bunun içerisine dahil ediyorsak burada hiçbir sıkıntı yok. Zaten bütün Müslümanlar 14 asırdır bu Kur'an İslam'ına iman etmişler. Tartışmalar ayrı konular tabii yani hadis rivayetleriyle ilgili tartışmalar tabii ki farklı şeyler. Ama eğer biz Kur'an İslam'ından az önce bahsettiğim gibi Kur'an İslamı ve hadis İslamı gibi birbirinden bağımsız ve yer yer birbiriyle ihtilaf edebilen bir İslam anlayışından bahsediyorsak burada bir sıkıntı var diyorum ben. Onu kabul etmiyorum. Yoksa tabii ki Kur'an İslamı derken Hazreti Peygamber'i de içeren bir İslam anlayışına herhalde hiçbirimizin herhangi bir itirazı olmaz. Ya Yasin hocam, şimdi tabii bunlar tuzak kavramlar aslında. Yani e, alımlı bir kavram ön plana ko konuluyor. E, deniliyor ki şimdi el Kur El-İslam huvel Kur'an vahde. İslam işte Kur'an'ın kendisidir veya Kur'an İslam'ın kendisidir. Veya bir Arapça tabir. Çünkü bu akımın ortaya çıktığı 18. yüzyılın ilk ilk çeyreğinde veya ikinci o orta, ortalarında bu kavramlar slogan kavramlar olarak geleneğe ve sünnete bir meydan okuma vesilesi olarak bu kavramlar ortaya konulmuş. Mesela kavramlardan bir tanesi de şudur. Ee, kefe el Kur'an mastaran li el İslami. İslami yasama için veya dinin bütün ahkamı için Kur'an bir kaynak olarak yeter. Yetmez dediğiniz zaman bu Kur'an'a isnat başladım. edilmiş bir tenkit veya bir yaftalama, bir yaralama olarak algılanıyor. Tam bir tuzak kavram. Peki nedir? Yani biz burada hocamın ifade ettiği gibi sünneti bu kavramın içerisinden nasıl belirlendireceğiz, nasıl temellendireceğiz? Bir rivayet, bir hadise geldi hatırıma. Abdurrahman bin Zeyd, Ashab-ı Kiram'dan bir zat. Diyor ki haremde ihrama girdiği halde, telbiye getirdiği halde üzerinde normal elbise olan, dikişli elbise olan bir adam gördüm. Dedim ki bunu çıkart. Dedi ki, dikişli bir dikişsiz bir elbise giymem gerektiğine dair Kur'an'da bir şey var mı? Bana Kur'an'dan bir delil getir. Hatta şu ibareyi kullanıyor. Diyor ki: "Eti bi ayetin minel Kur'an." Bana Kur'an'dan bir ayet getir. O da diyor ki Kur'an'da böyle bir ayet var. Bundan bahseden bir ayet var. Ve Haşr suresinin ilk sayfası, ikinci sayfasındaki bir ayeti okuyor. Estaizu billah. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَكُذُّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Peygamber size neyi getirirse onu sımsıkı alın tutun. Sizi neyden nehyederse de ondan köşe bucak kaçın ve uzak durun. Şimdi bu ayetin ifade ettiği bütün hayata adeta bir sinir sistemi gibi Hz. Peygamber'i bir uygulayıcı olarak yerleştiren bir mantığı ifade ediyor aslında Abdurrahman bin Zeyd orada. Başka bir örnek var bağlamı gelmişken onu vereyim Çok isterseniz. Bir ara soru sorayım öyle Hı. devam edelim. Mesela Peygamber size neyi getirdiyse onu alın ayetini yorumlarken diyorlar ki burada peygamberin getirdiğiyle kastedilen edilen Kur'an-ı Kerim'dir. Elbette. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa onu alın. Çünkü peygamber bundan başka bir şey getirmemiştir. Şöyle bir ifadeyle devam edelim. O zaman buna bir hadis-i şerifle cevap vererek Lütfen. devam edelim. Şimdi bir ifade peygamber efendimiz ele ile başlayan bir kavramla başlıyor hadise. Diyor ki dikkat edin, agah olun, müteyakkiz olun, sözümü iyi anlayın ki inni kat'utitu el-Kur'ane ve mislehu ma'ahu. Bana Kur'an'la beraber bir misli verildi diyor Peygamber Efendimiz. Ve hadis devam ediyor ve meşhur bildiğimiz erike hadisinden bahsediyor. Buyuruyor ki, Ele ve yuşiku raculun şeb'anu ale eriketihi. Bir adam tahtına, koltuğuna kurulur, karnı toktur, sırtı pektir ve <laughs> yakul şöyle der, şöyle demesi yakındır. Aleykum <laughs> bihezel kitabi. Kur'an'a yapışın, bu Kur'an size yeter. Ve me fihi min halalin fe ahilluhu. Onda bulduğunuz helali helal kılın. وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ Onda bulduğunuz bir haramı da haram kılın. Sonraki ifade çok önemli, çok enteresan. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki اَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ Size ehli eşeklerin etini yemek haram kılındı. Sonrasında da buyuruyor ki وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ كُلُّ ذ۪ي Pençesi olan her hayvanı yemek de yırtıcı kuşları yemek de haram kılındı. Şimdi şu cümleyi kurayım ben, şu soruyu sorayım. Peki madem ki Kur'an'ı getirdi ve Hazreti Peygamber'in çeyrek asır neredeyse çeyrek asır boyunca yaptığı irşat ve tebliğ, yaptığı izahlar tamamen Kur'an'ın lafızlarının gölgesinde kaldı ve Hazreti Peygamber bu lafızlara hiçbir açılım getirmedi, hiçbir mücmel ifadeyi, kapalı ifadeye izah getirmedi ve vuzuğa kavuşturmadı. O zaman çıkıp şu cümleyi Kur'an'a dayanarak söylememizin bir imkanı var mı? Eşek eti Kur'an'a göre haramdır ve ben bundan dolayı yemiyorum. Bu, veya bunu kabul etmeyen Hazreti Peygamber'in bu izah fonksiyonunu kabul etmeyen birisinin eşek eti yemesinin veya buna yememesi konusunda dini bir gerekçe oluşturmasının imkan ve ihtimali söz konusu değil o zaman. O zaman burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Yani Hazreti Peygamber'in Kur'an'daki mücmel özlü çünkü vahiy şöyle ifade edelim vahiy insanın dünyası ve ahireti hakkında Allah'ın söylediği söz ettiği kelam ve Allah insan hakkında konuştuğunda özlü konuşuyor ve mutlaka bu kavramlar açılma ve izaha ihtiyaç hissediyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Araya gireceğim. Hani insicam bozdur mu bilmiyorum ama bu defa da soruları ben unutuyorum diye araya gireceğim. Mühim. Şimdi sizin söylediğinizin benzeri bir şey söylediğimiz vakit bize ayet okunuyor. Mesela diyor ki Enam 38. Biz bu kitapta herhangi bir şey ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Böyle bir ayet-i var. Bu sizin demin söylediğinizi tekzip eden bir ifade ve ayetle tekzip ediyor. Nasıl? Mealini okuyorum sadece. Sebebin üzülünü bilmem, Arapçasını bilmem, öncesini sonrasını bilmem. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki sizin dediğinizin dışında bir şey söylüyor. Biz bu kitapta herhangi bir şeyin ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Ya da iyice araştırıp kavrayan bir topluluk için ayetleri biz tam bir biçimde ayrıntılı kıldık. Enam 98. Bak nasıl sıralıyoruz ayetleri. İyice kavrayabilsinler diye. En ama 65. Çünkü Peki burada buradan, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de her şey var diyor Cenab-ı Hak. Mı diyor. Şimdi şöyle diyelim. Bir insanın varoluşunun anlam ve amacını gerçekleştirmesi konusunda Kur'an'da eksik olan bir şey yok. Tamam hadi Kur'an'a dönelim. Kur'an bizi bir yere yönlendiriyor. Şöyle diyelim bu söylemin bir cümlesi var. Hidayet Kur'an bir hidayet kitabıdır. Bu vurguyu ön plana çıkartıyorlar ve Kur'an tek hidayet kitabıdır. Kur'an'a başvuralım tamam Kur'an üzer Kur'an bizi yönlendirsin. Kur'an diyor ki Estağfurullah billah inne evvel beytin vudi alin nasi lillezî bi mubareken ve huden lil alemin. İnsanlar için yeryüzünde kurulmuş ilk ev Kabe'dir ve insanlar için hidayettir. Bak Kur'an bir şey söylüyor. Diyor ki Kur'an Kabe bir hidayettir. Hazreti Peygamber'e gelelim. İn ve inneke le ile sırat-ı müstakim buyuruyor. Peygamber Efendimiz Sen sırat-ı müstakime iletirsin, sevk edersin. Şimdi doğru. Biz zaten Hazreti Peygamber'e giderken biraz önce hocamın ifade ettiği gibi bir dualizme düşmüyoruz. Biz Kur'an, biz Hazreti Peygamber'e yönlendirdiği için biz Kur'an'a, biz Hazreti Peygamber'in sünnetine rücu ediyoruz. Atiullah ve atiurrasul ne demek? Yani Peygamber'e ve Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Men eta alrasule fakat eta Allah. Kim Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Demek ne demek? Şu, şunu kurmamız gerekiyor. Çok özür dilerim. Gene çok özür dilerim. Mesela az önce okuduğunuz ayeti i içinde diyor ki bu bir e, ganimetin taksimiyle alakalı Cenab-ı Hakk'ın Habibine söylediği bir ifadedir ve bunu karşılamaz. Hı -hı. Hani ne diyeceğiz? Şu az önceki ayetleri nasıl izah edeceğiz hocam? Herhangi bir şeyini eksik bıraktık, ne fazla yaptık? Şimdi, tabii buradaki herhalde e, sıkıntı temelde şuradan kaynaklanıyor. Yani Hz. Peygamberle ilgili öncelikle anlayışın ya da peygamberlerle ilgili anlayışın bir netleştirilmesi gerekiyor. Biz peygamber derken neyi kastediyoruz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi, elçi kelimesi sadece iki varlık için kullanılıyor. Bunlardan birisi peygamberler, bir tanesi de melekler. Şimdi melekler tabii bizim varlıklarına muttali olamadığımız, mahiyetleri hakkında çok fazla bilgi sahibi olamadığımız, sadece Kur'an'dan öğrendiğimiz şeylerle bilgi sahibi olduğumuz varlıklar. Ama biz peygamberleri tanıyoruz. Elimizde oldukça detaylı bilgiler var ve biz bunlarla oturup kalktık geçmişte insanlar olarak. Hazreti Peygamber'in hayatı çok detaylı bir şekilde ele alındı. Ve buna da elçi deniyor. Şimdi bu elçinin tanımı üzerinde eğer birazcık e, konuşulursa belki bu bahsettiğimiz hususlar biraz daha açıklığa kavuşur. Mesela Cin suresinde Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah gaybı bilir ve gaybına kimseyi muttali kılmaz. İlla men irtada rasulin. Elçilerden seç, razı oldukları müstesna. Şimdi elçilerden hepsi değil ve razı oldukları müstesna. Şimdi mesela bu kategoriye dahil olan hiçbir varlık kategorisi yok. Elçiler dediğimiz zaman az önce de bahsettim. Peygamberler ve melekler. Şimdi peygamberler ve melekler başka hiç kimsenin muttali olamayacakları, başka hiç kimsenin nail olamadıkları çeşitli nimetlere demek ki mazhar oluyorlar. Mesela gayb konusunda Allah tabi dilemesi durumunda bunlara bir takım bilgiler veriyor. Dolayısıyla bir peygamberin gaybe muttali olmasından biz bahsediyoruz. Gaybe muttali olan bir varlığın sıradan bir varlıkla, Arapçası çok iyi olan bir müfessirle ya da buna yakından şahitlik etmiş olan sahabe-i kiramla ya da ikinci nesille, tabiinden herhangi birisiyle biz aynı kategori içerisinde acaba değerlendirebilir miyiz? Bırakın diğer konuları. Tabii ki bunu değerlendiremeyiz. Öte yandan biz elçilerden bahsederken bir takım yine Kur'an-ı Kerim'de sırf onlara özel bahsedilen hususlar var. Mesela melekler Allah hani inna Allah ve meleiketehu yusalluna alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellim muteslime Nebi ile ilgili sadece ona ait olan, sadece onunla ilgili olan bir husus bu. Diğerleri, diğer insanlarla ilgili mesela böyle bir şey biz göremiyoruz. Bu diğer peygamberlerle ilgili böyle şeyler de var. Yani zaten peygamberliği bir defa şöyle görmek çok yanlış. Hani biz hep bunu tartışırken genelde şey olarak tartışıyoruz. Hazreti Peygamber hani sünnet Kur'an ilişkisi bağlamında tartışıyoruz ama biz Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla ve zaten öyledir. Aslında peygamberlik bir gelenektir. Yani kul me kuntu bid'am min'er rusuli ayetinden anladığımız de ki ben türedi birisi değilim. Türedi bir nebi, bir peygamber değilim. Ben yeni ortaya çıkmış, yeni bir gelenek ihdas eden birisi değilim. Var olan bir geleneğin çocuğuyum. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerle ilgili de ayetleri okuduğumuz zaman bir elçi algısı önümüze çıkıyor. Mesela Hz. Musa ile ilgili var. Yine Peygamber Efendimizle ilgili vasbirli hükmü rabbike diye başlayan ayet-i kerimede Rabbinin hükmüne karşı sabırlı ol. Yani orada dirayetli ol ve sen bizim gözetimiz, gözetimimizdesin. Yani bizim himayemizdesin. Şimdi bu çok önemli bir ayet-i kerimedir. Ya da Meryem Aleyhisselamla ilgili Ne demek? Ilgili. Çok önemli dediniz diye yani soruyorum. Şu anda da söylüyorum gözetimimizdesin. Mesela Nedir? Meryem Aleyhisselamla ilgili e, ayet-i kerimede فَتَقَبَّلَهَا rabbuha bi kabulin Rabbi onu en güzel şekilde kabul etti. Normalde Meryem Aleyhisselam'ın annesi bir erkek çocuğu olacağını düşünüyordu. Öyle de nezretmişti. Adağı da öyleydi. Yani inni nezertu ma fi batni muharraran. Karnımdakini bir muharrar, bir özgür olarak sana adadım. O bir eril formdur muharrar. Muharraraten değil. Fakat sonra kız çocuğu olunca dedi ki Rabbim yani hiç kız erkek çocuğu gibi olur mu? Ama Rabbi onu en güzel şekilde kabul etti. Fe embetaha nebaten hasenen. Yani bir fidanı, bir bitkiyi Yerden bitirir gibi düşünün, karda, kışta, sıcakta, yağmurda, çamurda bir fidanı nasıl korursa Allah hiç aklımıza bile gelmezken kuru bir tohumdan nasıl meyveye duran bir ağaç e, meydana getiriyorsa, Meryem'i de o şekilde aldı büyüttü. Yani biz Peygamberlerin ta çocukluğundan itibaren hatta yani biz şunu söylemiyoruz, yani çocukluğundan itibaren bir Peygamber Peygamber olacağını biliyordu. Bu anlamda söylemiyorum. Ama küçüklüğünden itibaren, gençliğinden itibaren korunan, kollanan, yanlışlara düşmesinden alıkonulan bir e, insan tabiri caizse yetiştiriliyor. Peygamberlik vehbi ama peygamberlik verilen bütün peygamberlere baktığınız zaman hakikaten bunu hak eden insanlar. Mesela Şuayb aleyhisselam için kavminin söyle, söylediği şey, sen bizim ümit bağladığımız biriydin. Yani yetenekleri olan, kabiliyetleri olan ve sadakati, dürüstlüğü, emaneti olan birisiydin. Dolayısıyla biz peygamberlerin bir defa sıradan bir insan olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Yani fiziki olarak sıradan bir insan ama mesele din meselesi olduğu zaman tamamen farklı bir kategoride değerlendirmemiz gereken bir varlık. Yani mesela vahiy ile ilgili hani sık sık kullanılır peygamberlerin beşer olması ile ilgili ben de sizin gibi bir beşerim. Şimdi ayetin bu kısmını okuyanlar genelde öbür kısmını pek ifade etmek istemiyorlar. E doğru biz de Hazreti Peygamber gibi bir beşeriz. Ama hangimiz mesela vahiy alıyoruz? Hiçbirimiz almıyoruz. Hangimize herhangi bir konuda kat'i bilgi oluşturacak şekilde gayb bilgisi veriliyor? Hiçbirimize böyle bir bilgi verilmiyor. Yani Allah'ın emirleri karşısında ona tabi olmak konusunda Hazreti Peygamber de bizim gibi sorumlu. Peygamber de bizim gibi bir insan. Acıları var, üzüntüleri var, sevinçleri var. Ve o emirlere tabi oluyor. Ama dini konuda önderlik, rehberlik yapılması gerektiği zaman peygamberleri bizim farklı bir kategoride değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu anlamda resul kavramını, peygamber kavramını, elçi kavramını eğer kafamızda oturtmazsak bu tartışmayı sanki daha çok yaşarız gibi geliyor. Burada hocam, biraz sıkıntı var. Hocam, hocamın bir, dediği yerden devam etmek hocam, istiyorum. Bir ara tarzimde. vermem gerekiyor ama aradan sonra devam edelim. Ama mi? buradan devam, yani şu, şu cümle yani bir Tabii. anahtar cümle söyleyelim. Dinin anlaş, veya vahyin anlaşılmasında ve yorumlanmasında bir peygamberin genelde ve özelde de Allah resulünün konumu nedir? Yani bunun üzerinde birkaç cümle kurmamız gerekiyor. Hocam ki, hocamın ifadelerinden de ben şöyle bir şey anlıyorum. Bize Kur'an yeter, Hazreti Peygamber'in sünnetine ve hadis-i şeriflere dahi gerek yoktur diyen bir kimsenin öncelikle dönüp Kur'an'daki peygamber tarifini evet. bir anlaması gerekiyor. Yani Madem evet. bize Kur'an yeter Tabii. o zaman Kur'an-ı Kerim'de peygamber nasıl tarif ediliyor? Kilit cümle şu, kilit soru şu. Öyle değil mi? Allah peygamberle ne yapmak istiyor? Niçin ona vahyediyor? Niçin Vahyini tek ciltlik mazruh bir materyal olarak Kabe'nin damına değil Hz. Peygamber'in kalbine indiriyor. Fe innehu kalbike. Vahyin taşıyıcısı olan Cibri ile emin, vahyi senin kalbine indirdi. Niçin kalbe indiriyor? Konumu nedir Allah Resulü'nün? Bunu netleştirmemiz gerekiyor. <laughs> Eyvallah. Konuşacağız. Efendim iki kıymetli misafirim var. Profesör Doktor Ahmet Polat hocam bizimle ve Yardımcı Doçent Doktor Yasin Pişkin hocam bizimle şu ana kadarki kısmı da takip ettiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktadaki vazifesi, Kur'an-ı Kerim'ce nasıl tarif edildiği, işte bütün bunları konuşuyoruz. Kısa bir ara, ondan sonra TVNet ekranlarında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim tam da Yasin Pişkin Hocam'ın diyecekleri yarım kalmıştı ki biz reklama gitmek durumunda kaldık. Mevzu mühim, Kur'an-ı Kerim'deki peygamber tarifi. Peygamberi Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor? Bunu konuşuyorduk. Siz bir şey söylerken reklama gittik. Şimdi hocamın söyledikleri üzerinden yürüyeceğim. Hocam dedi ki, e, nübüvvet öncesinde bile evet Peygamber olacağını bilmiyordu ama Alalade sıradan bir yaşantı sahibi de değildi Peygamber. En azından şöyle bir sınır koyma imkanımız var. Kavminin yaygın edepsizliklerinden korunmuş bir Peygamber var. İsmetle masum korunmuş bir Peygamber var. Emanetle emin bir Peygamber var. Muhammedül Emin diyecekleri kadar hiçbir peygamberlik alameti görmeseler de e, sıdk ile sadık, dost doğru bir peygamber e, yaklaşımı var. Bu bir algı ve e, kavminin bir peygamber, müstakbel bir peygamberle ilgili gördüğü müspet bir tablo var, durum var. Ve Allah ona vahyettiğinde e, tebliğ sahibi bir mübelli oluyor. Buraya kadar tamam. Ve ma aleyke illel belagul mubin. Ama biz şu anda peygamberi Kur'an'ın anlaşılmasında, yorumlanmasında, yaşanmasında peygamber faktörünü devreden çıkardığımız zaman aslında peygamberin görevleriyle ilgili e, silsileyi de burada kesmiş ve kopartmış oluyoruz. O silsileyi bir hatırlayalım. Nedir hocam? Şimdi doğru peygambere vahiy ediyor, tebliğ ediyor ki o peygamber oluyor. Ve ma'aleyke illel belagul mubin. Fakat bununla bitmiyor. Sonrasında biz baktığımız zaman görüyoruz ki لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ linnese menzile insanlara indirileni insanlara beyan etmek gibi bir fonksiyonu olan bir peygamberden bahsediyoruz. Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ayeti e, düşünürsek لِتُبَيِّنَا لِنَّسِ مَنُوْزِ لَيْلَيْهِمْ مَنُوْزِ لَيْلَيْهِمْ tabiriyle zikredilen şey vahyin ta kendisidir. İndirilen şeydir. Ve orada tebyin eden, beyan eden, açıklayan onun faili Hazreti Peygamber'dir. O zaman bu ayetten bir şey ortaya çıkıyor. Doğru Kur'an mübindir, kitabı mübindir. Apaçık, kaynak bakımından, hedef bakımından realite olarak ortada olan bir metindir ama Kur'an bu ayete göre mübeyyen, en azından bir kısmı mübe mübeyyen değildir. Tebyine muhtaç bir kitaptır ki Hz. Peygambere bu görev veriliyor ve oradaki tebinin hani bu, bu ifade Kur'an-ı Kerim'le çelişmiyor. Mu? Mesela Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitaptır diyor. Ama siz diyorsunuz evet. ki bir kısmının beyana ihtiyacı var. O zaman çok özür dilerim. Ya apaçık olanın da beyana ihtiyacı olan bir kısmı var. Apaçık ifadesini biz doğru anlamıyoruz. Türkçesinden anlamaya çalıştığımız için ya da e, bunun farklı bir şekilde ifade eden ayet-i de var. Onları bilmeden bunu söylüyoruz. Biz, Hangisi? Biz aslında parçacı davranıyoruz. Kur'an'ı okurken Kur'an'ı bütünsel olarak bütün o konuyla ilgili bütün ayetleri yakalayamıyoruz. Yakalayamadığımız için de ayetleri birbirleriyle çakıştırıyoruz. Oysa ki Kur'an'da min <laughs> indi gayril lahi lavecedu fihi ihtilafen eğer Allah'ın katının Allah'ın Allah dışında birisinden olmuş olsaydı bu kitap onun onda pek çok ihtilaf bulurlardı diyor Allah Kur'an'da. İhtilaf yok fakat biz o bütünlüğü yakalayamamamızdan problem buradan kaynaklanıyor. <laughs> mübin olması bakın biraz etimolojik yaklaşırsak meseleye. bane yebinu, beyan, mübin, mütebeyyin, tebeyyun ve mübeyyin ve mübeyyen. Bunların hepsi aynı kökten, Arapçada aynı kökten türeyen kavramlardır. Mübin olması bir şeyin apaçık ortada olması demektir fakat bir şeyin bir şey mübin olabilir ama mübeyyen olmayabilir. O ne demek? Ki? Yani mübeyyen, mübeyyen. detayıyla açıklanmış ve izah edilmiş olmayabilir. Ondan dolayı Hazreti Peygamber'e tebyin görevini vermiştir Allah. Yani Allah Kur'an'la ne yapmak istiyor? Allah insanla ne yapmak istiyor? Vahiy ile indirdiği maksadı nasıl gerçekleştirmek istiyor? Bu konuda görevi Hazreti Peygamber'e izah görevini, açıklama görevini biraz önceki ifadeden de anlıyoruz. Hazreti Peygamber'e vermiştir ve Hazreti Peygamber de bu görevin bir neticesi olarak teskiye görevi dediğimiz veya yüzekihim eğme, eğitme, topluma bir şekil verme görevini gerçekleştirmiş ve ifa etmiştir. Dolayısıyla asr-ı saadetteki Allah Resulü'nün devrindeki Kur'an anlayışı yaşamdan fiiliyattan metne doğru, Kur'ana doğru bir yaşam anlayışıdır. Bugün bahsettiğimiz Kur'an e, İslamı ya da Kur'ana dayalı İslam dediğimiz durum ise metinden hayata doğru bir yaklaşım biçimidir ki Asr-ı Saadet'te takip edilen sisteme bu tamamen ters ve muhaliftir. Hazreti Pey şöyle ifade edelim. Hazreti Peygamberi bir numuneyi intisal olarak Lekad kana fi usvetun hasenetun. Numune-i olarak önce toplumun önüne Allah koyuyor. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi nübüvvet öncesinde de eğitilmiş, inşa edilmiş bir nebevi karaktere sahip. Oradan insanlar oradan metne doğru gidiyorlar. Allah Resulü önce hayatında onu tatbik ediyor. Orada bir izah ve açıklama yakalıyorlar ve oradan metne doğru gidiyorlar. Ee, Heysemin'in Mecma-i Abdullah İbni Mesud'a atfedilen bir söz vardır. Şöyle der Abdullah İbni Mesud. Allah Resulü asr-ı saadette birimizin eline Kur'an metnini vermeden önce onun kalbine imanı, ihlası ve ihsanı koyardı. Ve biz onun sağladığı derinlikle Fatiha suresinde, Nas suresine kadar Kur'an okurduk ve kapalı bir nokta bulamazdık. Bugün görüyorum ki sizden birinin kalbine iman girmeden, ihlas girmeden, ihsan girmeden eline Kur'an'ı alıyor da, bırakın Fatiha Suresi'nden Nas Suresi'ne kadar okuyup anlamayı, Fatiha Suresi'ni okuyor da ne kastedildiğini, oradaki Allah'ın maksadı ilahiyi anlayamıyor, kavrayamıyor diyor. Yöntemde bir problem var, sıkıntı buradan kaynaklanıyor yani. Kalpler. Şimdi Kal tabii bu e, yani ben yine aynı konuya özellikle hani vurgu yapmak istiyorum Olur. şu konuya e, ee, elçi algımız, peygamberlik algımız bunu gerçekten netleştirmemiz gerekiyor. Biz Peygamberleri bir defa hani az önce bahsettiğim ben türedi bir insan değilim, bir peygamber değilim. Benim bir geleneğim var. Aynı şekilde yine bir başka ayeti kerimede e, peygamberlerle ilgili peygamberlere itaat ancak Allah'ın izniyledir. Yani peygamberlere Allah'ın izniyle itaat edilsin diye peygamberler gönderilmiştir. Biz o bağlantıyı kaçırırsak büyük sıkıntı yaşarız gibime geliyor. Genellikle konuştuğumuz zaman Hz. Peygamber'i o Risalet makamının ağırlığından farklı bir yerde değerlendirdiğimiz için ya da diğer peygamberleri Risalet makamının ağırlığından farklı bir yerde, farklı bir noktada değerlendirdiğimiz için çok rahat konuşabiliyoruz. Şimdi şu konuda da biraz metodolojik açıdan, hani Kur'an'ı anlama noktasında belki metodolojik açıdan bir şey söylemek lazım. Gerçekten ayetleri Yasin Hoca'nın da ifade ettiği gibi hani bir atomize okuma denen, parçacı okuma denen bizim tefsir usulünde bir okuma biçimi vardır. Cımbızla tutar, çekersiniz bir ayet-i kerimeyi, onu işinize geldiği gibi yorumlayabilirsiniz. Şimdi aslında marifet onu öyle yorumlayabilmek değildir. Marifet, büyük ormanın içerisinde bir minicik çiçeği en güzel yerine yerleştirebilmek, çiçeği ormanla birlikte görebilmektir. Bunu yaptığınız zaman siz zaten büyük müfessir olursunuz. Şimdi mesela başka örnekler verelim, o bahsettiğinizin dışında. Peygamber Efendimiz'le ilgili çeşitli ayetler var. Mesela deniyor ki bazı ayetlerde, sana düşen sadece tebliğdir. Sen sadece tebliğ edersin. Ya da işte sen kendini niye bu kadar e, helak ediyorsun? لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ Ayet-i kerimesinde, insanlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini telef edeceksin. Niye uğraşıyorsun? Vesaire. Şimdi bu tür ayetlere baktığımız zaman, zaten eğer bu ayetler üzerinden sadece hareket edecek olursak, gerçekten peygamberin varlığı anlamsızlaşıyor. Kur'an açıktır zaten bir başka şeye ihtiyaç yoktur. E o zaman Hazreti Peygamber'in varlığı anlamsızlaşıyor. Yani eğer bu, bu şekilde yaklaşacak olursak. Şimdi hem tefsirde aslında sadece tefsirde değil hayatımızda da insan psikolojisini göz ardı ederseniz Kur'an-ı Kerim'in hitap ettiği kitle insan olduğu için Kur'an-ı Kerim'deki bu ikili anlayışı da ihmal edersiniz. Mesela hidayetle ilgili çeşitli ayetler vardır. Hani çok meşhur örnek olduğu için meşiyet yani Allah'ın iradesiyle ilgili çeşitli ayetler vardır. Siz bunları bir pencereden, bir gözlükten okursanız sıkıntı çekersiniz. Hocam. Şöyle, yani mesela basit bir örnek verelim. Ee, bir mahallede sürat yapan bir araç bir çocuğu bir çocuğa çarpsa, onun ölümüne sebep olsa, Allah korusun. Şimdi biz bu şoföre gidip Kur'an ayetlerine dayanarak nasıl bir beyanda bulunacağız? Çocuğun annesine gidip nasıl bir beyanda bulunacağız? Mesela çocuğun annesine şöyle mi yapacağız? Şöyle mi diyeceğiz? Yani bu senin suçundur kendi işlediklerin sebebiyledir. Sen bunu yaptın, cezası da böyle oldu. Mu diyeceğiz yoksa Allah'ın takdiridir mi diyeceğiz? Aynı şekilde şoföre gidip nasıl diyeceğiz? Ya Allah'ın takdiridir, yapacak bir şey yok. Hadi uğurlar olsun mu diyeceğiz yoksa sürat yapmamalıydın, şöyle şöyle filan onu acaba teziye mi edeceğiz? Şimdi buradaki ikili yapıyı anlamadan Kur'an ayetlerini tek bir bakış açısıyla eğer anlamaya kalkışırsanız Tarih boyunca gördüğümüz o işte zahiriliğin ileri uçları ya da bugün işte şahit olduğumuz son derece son derece radikal din anlayışları bunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Şunu sormak istiyorum hocam. kaç senedir Kur'an-ı Kerim'le iştigal ediyorsunuz hani akademik manada? Yani akademik anlamda herhalde bir 25 yıl olmuştur 20-25 yıl. 25 yıl. Evet. Şimdi 25 seneden sonra Kur'an-ı Kerim'i e oturup <laughs> okuduğunuzda herhangi bir tefsire ihtiyaç duymadan daha hı hı. evvelki tefsirlerden vesaireden aldığınız birikimleri bir kenara koyarak. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kenara koyarak. Baştan sona anlayabilir misiniz? Bu tabi hani az önce ifade edildi. Daha önce de bir programda ben bunu söylemiştim. Ee, mesela Arapçayı bilmenizle halledebileceğiniz, çözebileceğiniz sorunlar var. Ama bugün Arapçayı bilseniz de mahut dediğimiz, yani Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemdeki o nüzul vasatı dediğimiz, iniş vasatı dediğimiz, tarihi hadiseler, entelektüel arka plan, insanlar arası ilişkiler, olayların seyri. Bazen bir olayın içerisinde olursunuz, bazen dışarısında olursunuz. İçerisinde olmakla dışarısında olmak arasında algı açısından çok büyük farklar olabilir. Şimdi bunları bilmediğiniz zaman Arapça bilmekle Kur'an anlayamazsınız. Zaten böyle olsaydı... Mesela İmam Hatip Arapçası ile anlayamazmış Kur'an'ı. Mümkün ki. değil anlayamazsınız. Zaten böyle olsaydı Arap dünyasında bugün hani biz mesela meal deyince hep şöyle anlarız. İşte Türkçe mealler, İngilizce mealler, Arapça mealler de vardır. Eğer böyle olsaydı zaten Arapça mealler olmazdı. O nasıl Arapça meal? Yani bizdekinin biraz hani mesela Celal'in tefsirine biz bir tür Arapça meal diyebiliriz. Hmm. Ya da diyelim ki işte Ferit Vecdi'nin yani kısa tefsir gibi yazmış olduğu eserine biz bir tür meal diyebiliriz. Yine bu da sorunu çözmüş olsaydı daha detaylı tefsirlerin mesela 3 ciltlik ki İmam Gazali'nin hani ortalama 3 cilt olması iyidir şeklinde ifadesi var. 3 ciltlik ya da daha sonra ihtiyaç duyulduğunda belki biraz daha fazla 5 ciltlik 6 ciltlik bu tür tefsirlere ihtiyaç duyulmazdı. Yani burada biraz sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'in açık hani mübin bir kitap olması e, sadece şu anlama gelmemelidir. Kur'an-ı Kerim bütün detaylarıyla birlikte diyelim ki hukuki açıdan bakacaksanız açıktır. Felsefi açıdan bakacaksanız açıktır. Ahlak biliminin çeşitli ulaşmış olduğu neticeler var. Bu açıdan bakacaksanız açıktır. Şimdi bunları söylerseniz hakikaten bu akla ziyan bir iddia olur. Ama şunu söylerseniz Kur'an-ı Kerim mübin bir kitaptır. Ben bunu sadece Arapçası itibariyle de düşünmem. Ee, büyük ölçüde doğru yapılmış tercümeler için de Kur'an tercümeleri, Kur'an mealleri için de bunu söylerim, söyleyebilirim. Din anlayışı itibariyle, dinin genel perspektifi itibariyle, Kur'an projeksiyonu elde etme, Kur'an kültürü elde etme anlamında Kur'an açık bir kitap mıdır? Elbette ki Kur'an açık bir kitaptır. İnsan sadece Kur'an'ı okumakla, diyelim ki bir insan hakikaten hiçbir hadis gitmedi. Kur'an mealiyle karşılaştı. Böyle bir şey varsayalım. Yani bilmiyorum böyle bir imkan var mıdır ama böyle bir şey varsayalım. Böyle bir şeyle karşılaşan bir insan Kur'an'dan din adına kendisine lazım olacak asgari şeyleri elde edemez mi? İtikad adına kendisine lazım olacak asgari şeyleri elde edemez mi? Elbette ki elde edebilir. Ama din bütünüyle bu mudur derseniz tabii ki burada farklılaşırız. Din bütünüyle elbette ki bu değildir. Onun için zaten elçiler gelmiştir. Hocam, Tekrar ediyorum. Burada yani Hz. Peygamber için de diğer peygamberler için de peygamberin Allah'la olan irtibatını eğer göz ardı edersek o zaman sıkıntı çekebiliriz. Şimdi vahiy bir şey yapmak istiyor. Yani varlık hakkında e, derli toplu bir görüşü ve külli bir alem sezgisini insana kazandırmak istiyor. Tabiri caizse insanı kamili inşa etmek istiyor. Ve vahyin bütün Mesela itikatla ilgili, inançla ilgili, ibadetle ilgili, muamelatla ilgili bütün ayetlerini bir araya getirdiğimiz zaman zerreden küreye, tepeden tırnağa bir kamil insan sistemi oluşturmak istiyor. Tot Totalde bunu yapmak istiyor. Bir insanın parça parça bunu Kur'an'dan süzgeçleyerek velev ki peygamber faktörünü devre dışı bıraktığını farz edelim. Bütün tefsirleri önüne koyarak, bütün hadis kitaplarını önüne koyarak ama Hazreti Peygamber Peygamberin zatında ete bürünmüş o hazır modeli es geçerek bir şantiyeye dönüştürse bile hayatını bu emeğin sonunda inşa edeceği şey hakikaten sınırlıdır. Belki de Allah aslında pek çok ayette hocamın ifade ettiği gibi Allah insanlara bir peygamber göndermekle rahmette bulundu, merhamette bulundu demesinden kastettiği şey odur. Bakın bütün nübüvvet devirlerinde bir insan peygamber çıkıp da insanların önüne Allah'ın emirlerini tebliğ ettiği anda bir itirazla karşılaşıyor. Diyorlar ki madem ki sen Allah'ın emirlerini tebliğ ediyorsun o halde senin bir melek olman lazımdı. Senin fevkal beşer, beşer üstü bir tabiatta olman lazımdı. Allah da ısrarla diyor ki Allah insanlara bir meleği peygamber olarak gönderebilecek iken bir insan peygamber göndermekle rahmet rahmette bulundu. Niçin? Çünkü onlarla empati kuruyor, onlar için üzülebiliyor. Ayaklarına diken basa uykusu ka kaçabiliyor ve onlar adına Allah'ın istediği insan tipini inşa ediyor. Şimdi peki hocam çok özür dilerim. Şimdi şuradan devam edelim. Buna zaten bir itiraz yok. Mesela adam diyor ki evet Hazreti Peygamber yeri odur. Kur'an-ı Kerim'dekine ben de iman ediyorum ama Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeceğini kendisi beyan ediyor. Ama hadis-i şerifler için böyle bir ifade yok. Aradan geçen 14 asırda bu hadis-i şerifler nihayetinde birisinin diğerine söyleye 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 bu zamana kadar gelmiş olan şeylerdir. Hı hı. 40 ya da 50 civarında hakikaten sahih hadis var. Geri kalanı işte uydurmadır, mevzudur vesaire. Problem buradan çıkıyor. Adam sizin düşündüğünüz vasıfların Peygamber Efendimiz'de olduğunu zaten kabul ediyor. Bunlara tamam diyor. Fakat hadis-i şeriflerin gelişinde problem var. 40-50'nin dışındaki hadislerin hepsi birden boşa çıktı diyor. Bur burada aslında... Ee yani çok daha derinde bir problemimiz var. Yani aslında güzel bir noktaya girdiniz buradan. Şöyle ki, diyelim ki kıblenin tahvili ile ilgili ayet indiği zaman Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Namazdaydılar. Bir sahabi geldi bunu haber verdi. Bir sahabi. Ve insanlar namazdayken döndüler. Şimdi biz Müslüman'a olan güveni yitirmiş bir toplumuz Serdar Bey. Burada bir sıkıntımız var. Bu sıkıntımızın çok temelinde aslında bana göre oryantalistik <laughs> bir bakış açısının hadis algımıza tesiri var. Şöyle ki, şimdi batılı bilim adamları, yani oryantalist derken kastettiğimiz doğu üzerine çalışan batılı bilim adamlarının hadis derken anladıklarını aslında biraz ya da sünnet derken anladıklarını aslında biraz konuşmak gerekir. Nedir? Ne anladın? Yani şöyle ki, onların tradition dedikleri şey, yani tevarüs edilen bilgiler dedikleri şeyin içerisinde tam da bahsettiğiniz bu ifadeler var. Yani işte çer çöp olabilir, zayıf olabilir, sağlam olabilir. Geçmişten bizlere nakledilen şeyler. Ve maalesef ve ne yazık ki Hz. Peygamber'in hadisleri için de bunları kullanmaya başladılar. Bizim geçmişte tarihte kaynaklarımızda bir takım bununla ilgili belki yanlış şeyler de vardı. Yani bunu tanımlama adına. Bunları da onlar belki kullandılar. Yani her önüne gelen şeye Müslümanlar hadis diyor şeklinde ifadeler var. Şimdi bu bakış açısı, bu algı Müslümanlarda da yavaş yavaş maalesef yerleşmeye başladı. Müslümanlarda bu bakış açısı yerleştikten sonra hadise bakışımızda bir farklılık biz yaşamaya başladık. Bakın gerçekten bu tartışmaların tamamen dışında olan insanlar bundan belki bir 15-20 yıl önce belki bir 50-100 yıl önce insanlar bir takvim yaprağının arkasında bir ayeti okusaydılar altında Kur'an-ı Kerim ya da ayet ifadesini görseydiler şunu sormazlardı. Ya bu hangi suredir? Kaçıncı ayettir? diye sormazlardı. Yani birazcık daha zorlasan orada da bir sıkıntı çıkacak. Evet. Ya da Hz. Peygamber'in herhangi bir hadisi, bir rivayet. Bakın ben burada tartışmıyorum sağlam mı değil mi onu tartışmıyorum. Sadece algılarımızın ne kadar değiştiğini anlatmaya çalışıyorum. İslam toplumlarındaki güven bunalımı. Yani kendi geleneğine ve kaynaklarına olan güven bunalımı var burada. Ve bu bize batıdan gelen bir hastalıktır. Bir herhangi bir hadis rivayeti geçse altında da hadis-i şerif yazsaydı insanlar onu öperlerdi başlarına koyarlardı bir tarafa kaldırırlardı. Şimdi bunun bilimsel açıdan doğrulduğunu ben burada gerçekten tartışmıyorum. Ama bu psikolojik durum ve insanların kendi geleneğine bu yan bakışları maalesef hadisler konusunda ciddi bir şeye sebep oldu. Yani güvensizliğe sebep oldu. Dolayısıyla siz insanlara artık hadis dediğiniz zaman, sünnet dediğiniz zaman öncelikle kafamızda bazı süzgeçler var. Oralara takılarak bizim algı odacıklarımıza o ifadeler giriyor. Şimdi öyle girdiği zaman da tabii bizim bir takım sıkıntılarımız başlıyor. Acaba bu Kur'an'la uyumlu mudur, değil midir? Yani bir de Kur'an'a baksak o ne diyor filan. Bilmem anlatabiliyor muyum? Esas bence buradaki sıkıntıları herhalde biraz konuşmamız gerekiyor. Hocam hani hadisi tam manasıyla bilmemek, Kur'an-ı Kerim'i tam manasıyla bilmemek insan ikisinin de ben alimiyim zannediyor ondan sonra. Mesela evet. şu şekilde laflar duyuyoruz, düşünebiliyor musunuz? Mesela Fahrettin Razi, <laughs> o da bir insandı diyor. İşte falanca, Bursevi, o da bir insandı diyor. Filanca müfessir, o da bir insandı o anlayabiliyorsa ben de anlayabilirim diyor. Şimdi buradaki zaten Onun benden farkı ne diyor? Çok sonrasında... özür dilerim hatta hocam. Şuradan devam edelim. Ötesinde mesela mezheplerle alakalı ben çok sevdiğim bir dostumdan duydum bunu. Hani bir yerde oturuyoruz. İşte deniz ürünleri bir takım şeyler getirdi garson. Ben yemiyorum dedi. Niçin? Hanefiyim dedi. Yemeyeceğim. Olur mu öyle şey dedi ya. Şafiye helal olan bana nasıl haram olur dedi. Şafii de Müslüman da ben de Müslümanım dedi. Ben de yerim. Bu mezhepler falan Boş. İş buraya gidiyor. Şimdi mezhepler gidiyor. Hadis-i şerifler gidiyor. Bir zaman sonra şu sorgulanmaya başlanacak. Ya Kur'an-ı Kerim biz kimden duyduk? Peygamber Efendimiz'den duyduk. Bak şu ayet aslında yok. Ki deniyor da bunlar. Filanca ayet aslında Kur'an-ı Kerim'e dahil değil. Din elden gidiyor yani bütün olarak. Şimdi tam da gelmek istediğim nokta burasıydı. Şimdi biz hocamın ifade ettiği gibi bir güven problemi yaşıyoruz. Kaynaklara bakışımızda bir şaşılık var. Fakat şunun farkında değiliz. Evet Dediğiniz gibi Allah buyuruyor ki Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Şöyle mi? Yani asr-ı saadetten bugüne kadar klasörlendi. Meleklerin kanatlarının altında ve himayesinde o ayrı bir kanalla geldi. Ama bugün İslami kültür dediğimiz, hadis dediğimiz, bu yaşayan sünnet dediğimiz hadise insanların derme çarpma, düşe kaka, palas pandıras eylemleriyle geldi. Öyle mi? Hayır. İkisi de aslında doğru tevatürle geldi Kur'an ama bize Kur'an'ı yansıtan, aktaran, intikal ettirenler de aynı kitle. Biz aslında hadisleri, şimdi şunu da ifade etmem gerekiyor. Tabii ki hadislerin içerisinde, biz hadis dediğimiz zaman şöyle bir algıyı yaftalıyorlar. Hadis mi diyorsun? Kardeşim işte bak falan hadis, sen bu hadise sahip çıkıyorsun ama tabii ki hadislerin mevzusu var, zayıfı var, sahihi var, haseni var, mütevatiri var. Türlü türlü kuvvet seviyesinde hadisler. Şöyle Özür dileyerek şey bir şey söyleyeyim. çalışıyorlar. Hadislere zayıf diyenlerin mevzu, hasen, mütevatir ifadelerinin ne manaya geldiğini bilmediğini düşünüyorum Şimdi e, bu yolun açıcılarından bahsetmiyorum. Bilenler kasıtlı, kasıtsız vesaire biliyor. Fakat onların taraftarı olan kitleden bahsediyorum. Bir hadisin mevzu olması, hasen olması, mütevatir olması, ravi zinciri vesaire bütün bunlara dair bir bilgi yok hocam bilgileri yok. Ve Aklına yatmayan bunu, hadise yoktur diyor. Şimdi şu, şuraya gelmek istiyorum. Aynı yol ile yani bu sünnetin geldiği sünneti bize intikal ettiren zatlar, ashab-ı kiram, tabi'in, teba-i tabi'in aynı zamanda Kur'an'ın bize intikalini de sağlayan canlı olay yeri şahitleridir. Ve biz bu, bu noktaya yüklendiğimiz zaman aslında farkında olmadan işte dediğiniz gibi isnat en sonunda Kur'an'a kadar gelip dayanacak. Oryantalizmin ve oryantalizm <laughs> aracılığıyla servis eden modernitenin ...İslam düşüncesine geldiğinde üç kademeli bir e, seyir takip ettiğini görüyoruz biz onun için. Önce reddi miras. Yani e, May Oriental Değri'de, benim doğu günlüğümde Goldsier... ...Muhammed Abdullah karşılaştığında Mısır'da Eser Camisi'nde... ...onun tefsir kitaplarını önüne açıp, hadis kitaplarını önüne açıp... ...Eser Camisi'nde hadis dersleri, hadis sohbetleri yaptığından bahseder. Fakat bir müddet sonra onunla mütalalarla sonunda... ...özellikle de Cemalettin Afgani'nin Mısır'a gelmesinden sonra... ...Abduhun artık hocamın ifade ettiği gibi sadece... Celaleyn tefsirini bir meal gibidir o. Önüne koyup onun üzerinden insanlara konuşma istidadında bulunduğundan bahseder. Ve Fazıl Rahman ifadesiyle bir algı oluştu o dönemden itibaren. Bin yıllık kutsal ahmaklık yani aslında e, İmam Şafii'den itibaren hadislerin tedvin edildiği dönemden itibaren ki sürecin geleneğin tamamını redde dayalı bir reddi miras mantığına dayalı bir yaklaşım biçimi filizlendi. Bu durduğu yerde kalmadı. İkinci merhaleye geçti ve sünnetin ve hadislerin inkarı gibi bir neticeyle sonuçlandı. Peki Kur'an'a ulaştılar. Kur'an Kur'an'a ulaşınca oradan daha kamil bir insan, e, dünyevi ve uhrevi amaçlarını daha iyi gerçekleştiren bir Müslüman tipi mi çıkarttılar? Hayır. Oradan e, işte Kur'an'da da reenkarnasyonun olduğuna dair deliller çıkardılar. Orada kur, evrimi Kur'anla delillendirdiler. Orada ne bileyim e, sakar kelimesini, Kur'an bir ayetinde geçen sakar kelimesini bilgisayar olarak ifade ettiler filan. Çünkü Kur'an'ı öznelliğe, kişinin bizzat kendisiyle Kur'an'la temasa girdiği bir keşmekeşin içine çektiler. Halbuki vahyin, halbuki Kur'an'ın indiriliş amacı vahdeti tesis etmekti ve bu vahdet, bu birlik bir peygamber aracılığıyla ancak tesis edilebiliyor. Vahyin fonksiyonu hem ontolojik açıdan hem kozmolojik açıdan hangi yönden bakarsanız bakın vahiy alemde ontolojik açıdan bakarsak bütün alemde, sosyolojik açıdan bakarsak insan hayatında varlığın, birliğin, derli düzen, yerli yerindeliğin kurucu unsuru ve ilkesiydi. Ve bu bölündü ve parçalandı. Hı hı. Yani dediğiniz gibi aslında hedef Kur'an'a ulaşmak ve Kur'an'ı da tevil ederek insanların her, şey, her şeyi, her düşünceyi, her görüşü kendisinden istimbat edebilecekleri belirsiz ve fülü bir metne çevirmekti. Ve bu yoldaydı yani bu işin Hocam, gidişatı biraz... Budur. Bu vakitte hızlı ilerliyor. Bir araya gitmem lazım ama aradan sonra şunu soracağım. Mesela bu zamana kadar Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin yeri konuşulurken hep şöyle bir misal verilir. Denilirdi ki ya Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak namazı dost doğru kılın diyor ama hangi namaz ne şekilde kılınacak? Vakti nedir? Rekatı ne? Bütün bunlara dair bir detay yok. E bunu nereden öğreniyoruz? Hazreti Peygamber'in hayatından öğreniyoruz. Demek ki Hazreti Peygamber olmazsa namazı bile kılabilecek durumda değiliz. Şöyle bir ifadeyle karşılaştım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim sadece namazı dost doğru kılın demektedir. Namazın ne şekilde kılınacağı devletlere ve insanların kalbine bırakılmıştır. Ne kadar kılınacağı, bunlar sünnet, sünnet seneye, burada da gerek yoktur. Rekat da nereden çıktı? Tabii, Rekat re yok, yok Rekatı da zaten. gerek yok. efendim Vakitlere de gerek yok. Ne şekilde kılınacağı da farklı. Bunu konuşalım reklam arasından Şimdi sonra. Şimdi bu bir şey yalnız e, kaçtı. E, hani bu Fahrettin Razi vesaire müfessirler hani bunlar da kim oluyor gibi. E, taki, tabii ki bizim bunlara büyük bir vefa borcumuz var. E, Emin Saraç hocadan e, nakledilen bir e, anekdotu anlatmak isten Bir vakayı daha doğrusu. Çok uzun değil değil mi? Hemen kısa. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi, Şeyhul Kurra, yani Allah rahmet eylesin. Ee, hocamızla beraber Uhud şehitliğinin olduğu yere gitmişler. Abdurrahman Gürses, tabii hocamız büyük yaş itibariyle. Sen biraz ilerle demiş, burada işim var. Ve kendisi orada kalmış. Bir süre sonra Emin Hoca merak edip gittiği zaman bakmış ki Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Uhud şehitlerinin mezarının üzerinde başını yere koymuş ve yer ıslanmış. Hoca toparlanmış ve demiş ki bunların bizim üzerimizde hakkı var. Şimdi Müslümanları Müslüman yapan, değerli değerli yapan en önemli unsurlardan bir tanesi bu vefa duygusudur. Biz bu anlamda hani geleneğe şaşı bakmak dediğimiz hadise var ya, biz bu anlamda gerçekten kendimizi öncelikle bir sorgulamamız gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten bu işin ucu daha da ilerilere gidecek gibi görünüyor. İnşallah reklamlardan sonra biraz konuşalım Hocam inşallah etraflı bir şekilde konuşalım. Şunu da söyleyeyim hani bunu konuşurken e, bu şekilde düşünen kardeşleri kınamak için değil Bakın yayından önce hocalarımla da konuştuk Ümmet-i Muhammed'e şu program bir hayrı olsun derdimiz o Eğer hakikaten durulan yer yanlışsa Orada doğrusunu öğrenelim diye Eğer bizim durduğumuz yer yanlışsa biz doğrusunu öğrenip Öyle olalım diye birilerini kınamak için değil Birilerini kızdırmak için değil bir başkasına yaranmak için değil Yahu Cenab-ı Hakk'ın dini ve hepimiz Müslümanız ve birbirimize bu manada ne hayrımız olur? Ön yargıları ve ön kabulleri bir kenara bırakırsak işi bilenler bize neyi söylerler ve biz Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlarız? Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in neresinde durur? Bütün bunları konuşma derdindeyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben başka şeyler devam ediyor. Mühim bir yerde kalmış idik. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İslam'ı söyleminde bulunanlara delil olarak deniliyordu ki işte Kur'an-ı Kerim namaz kılın der. Evet. Oruç tutun der. Evet zekat verin, hacca gidin der. Ama bunların detaylarını, ne şekilde, nasıl olacağını biz sünnetlerden öğreniriz. Fakat bu söylemin sahipleri de buna şu şekilde mukabele ediyorlar. Allah Kur'an'da namaz kılın diyor. Sünnet seniyeye gerek yoktur. Namazın ne şekilde kılınacağını devlet tayin eder ya da kişinin kalbi belirler gibi bir takım delillerle bunun karşısına çıkıyorlar. Hocam ne diyeceğiz bu hususta? Böyle midir? Şimdi tabii işte burada... Hazreti Aslında insan nefsine de hoşuna gidiyor. Hoş gelen bir şey. İşte biraz önceki söylediğimiz kapatmadan e, ara vermeden önceki. Yani o zaman dinin e, sağlamak istediği vahdet ve birlik de berhava oluyor gidiyor. Herkesin kendisine göre bir namazı, bir namaz kılma vakti olduğunda bu da ortadan kaybolup gidiyor. Şimdi şunu şu özür dilerim. Şu anda öyle değil mi? Mesela Hanbeli'si başka kılıyor, Maliki'si başka kılıyor. Bilmediğimiz bir takım hacca gittiğimizde görüyoruz farklı farklı namaz kılanlar var. O, o zaman ama bu da vahdete farklı mani. Farklılık namazın ana iskeletinde olan bir farklılık değil. Bu farklılık namazın rekatlerinde rekat sayısında olan bir farklılık değil. Belki namazlarda ayaklara açmak, biraz bazısı az açıyor, bazı çok açıyor veya intikal tekbirlerinden sonra elleri kaldırmakla ilgili bazı farklılıklar. Bunlar detaylardaki farklılıklar ve bunlar da Hz. Peygamber'den rivayet ediliyor ve bu namazın da teşkilinde yine o rivayetlerden o rivayetler delillerle. Alıyor. Ama burada ana iskelet aynıdır. Vakit sayısı aynıdır. Rekat sayıları aynıdır kılınması gereken bir cuma namazı var ise bunlar aynıdır. Yani bunlar İslam İslam'ın hedeflediği, vahyin hedeflediği vahdeti bölen, bozan, parçalayan unsurlar değildir. Peki aynıdır derken 3 vakit kılanlar da var ya da 4 vakit kılanlar var. Tabii şimdi yani, ben yani, Müslümanım deyip bu şekilde kılanlar da var. Yine bu, bir vahdet yok. Bu, bu kılanlar bir defa yani şöyle ifade edelim bizim gelenek dediğimiz sahih geleneğin içerisinde böyle bir uygulama yok. Yani Allah Resulü Hz. Peygamber işte problem buradan kaynaklanıyor. Yani biz Allah Resulü'nü devreden çıkarttığımız andan itibaren bütün bunların hepsini konuşabiliriz. Namazın şeklini konuşabiliriz. Örnek Bir örnek vereyim. Yani namazı nasıl kılacağız? Kur'an'a göre bir namaz resmetmeye kalktığımız zaman evet rükudan bahsediyor, secdeden bahsediyor. Peki oturacak mıyız, oturmayacak mıyız? Rekat, rekatı olacak mı, olmayacak mı? Bütün bunların hepsi vakit sayısı, rekat sayısı, namazın şekli, Endamı bunların hepsi zaten alabildiğine subjektif bir noktaya geliyor. Kur'an bunu istemiyor, din bunu istemiyor. Nereden çıkartıyoruz istemediğini? Buna dair bir delilimiz var. Çünkü ontolojik bir delilimiz var. Şu oradan hareket ederek ifade edeyim. Allah buyuruyor ki Allah semayı yarattı, bütün varlığı yarattı ve ve ev kulle semayin Emrah'a Allah bütün semaya vahyetti ve Allah'ın bu vahyi aracılığıyla kainata baktığımız zaman gördüğümüz bu düzen, bu nizam, bu intizam. Bu yerli yerin delik bu muhteşem ritim bu vah, vahyin eseri olarak Kur'an'da resmediliyor. Vahyin ontolojik anlamda ifade ettiği değer bu. İnsan hayatına intikal ettirdiğimiz zaman, insan hayatı için düşündüğümüz zaman da vahiy bunu yapmak hmm. istiyor. Bunu hedeflemek istiyor. İnsanlar içerisinde bir tevhid, birlik e, oluşturmak istiyor. Çünkü şöyle ifade edelim. Birli birliğin ortadan kalkması ve kaosun oluşması Allah'ın hükmünün varlığını ve tesirini kaybetmesiyle ancak açıklanabilir ve izah edilebilir. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَ اَلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ <laughs> Allah'ın olmadığını düşünürseniz, haşa veya Allah'la beraber başka bir ilahın varlığını düşündüğünüz zaman alemde ucu bucağı olmayan bir kaos baş gösterirdi. Bu ontolojik düzende, kozmolojik düzende kaos baş gösterirdi. İnsan hayatı içinde böyle. Yani her çağda, her insana, her şeyi söyleyen bir metin, bir Kur'an, aslında hiçbir çağda hiçbir kimseye hiçbir şey söylemiyor demektir. Kur'an'ın yapmaya çalıştığı, istediği bir şey var. Şimdi bir ayetle konuya yaklaşmak istiyorum tekrar. Bir ayet var Kur'an'da buyuruyor ki وَمَنْ يُشَقِّكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Nisa suresi 15. ayet. Kim hidayet kendisine ayan beyan ortaya çıktıktan sonra peygamberle cedelleşirse, tartışırsa وَيَتَّبِي غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa nuvellihi <laughs> metavelle yönlendiği yöne doğru onu yöneltiriz ve nuslihi cehennem saet masira cehennemin dibine kadar gider çok kötü bir gidiş dönüş yeridir orası şimdi üç kavramdan bahsediyor ayet şimdi biraz önce dedik ya Kur'an ve sünnet bana göre bu yeterli değil yani Kur'an'a göre de yeterli değil. Yani Kur'an dediğiniz zaman tamam, sünnet Kur'an'ın Kur açılımı tamam ama burada işi bitirdiğiniz zaman o zaman da işte bizim bugünkü muzdarip olduğumuz selefi yaklaşım dediğimiz hadise ortaya çıkıyor ve biz büyük bir halkayı, büyük bir silsile yine zayi etmiş oluyoruz. Üç kavramdan bahsediyor. Hüda, ayet bu hüda dediğimiz ذَلْكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَهِ هُدَنْ hüdadır <laughs> Kur'an vahiyden bahsediyor. Rasul ifadesi Hazreti Peygamber'le vahyin münasebeti sonucu ortaya çıkan ve adına hikmet dediği Kur'an'ın o yaşama kültüründen bahsediyor. Bir de sebilul mu'minin denilen bir kavramdan bahsediyor. Kim vahiy kendisine açık bir şekilde ortaya çıktıktan sonra peygamberle cedelleşir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa burada bir yol kavramından bahsediyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nden itibaren bize doğru akan bu sahih gelenek dediğimiz şey aslında Kur'an'ın ve sünnetin geçmişten geleceğe uzattığı elidir. O eli kırdığınız zaman... Sebilül müminin bu mu? Sebilül müminin yani. elbette ki budur. Yani daha geniş bir mana verirseniz Adem'in hayırlı evladından bize kadar gelen ve adına İslam dediğimiz bütün peygamberlerin içinde cevelan ettiği ve onların yardımcılarının cevelan ettiği yoldur. Ama bu aynı zamanda Allah Resulü'nün iklimini ve kültürünü bize aktaran şeydir. Niçin mesela Hazreti Peygamber ashabi ken nucum buyuruyor. Benim ashabım yıldızlar gibidir buyuruyor. Niçin mesela Allah Resulü hayrul kuruni karni, sonra الذين ينالونهم, sonra Nesillerin en hayırlısı benim nesimdir. Sonra daha sonraki gelenler, daha sonraki gelenler diyor. Veya şu noktaya geleyim. Şimdi bakın. Allah Resulü son peygamber, hatemulenbiya ve rusul. Peki biz biliyoruz ki insan ontolojik açıdan vahye muhtaç. İnsan doğru görmek için göz, işitmek için kulak sahibi, tefekkür için akıl sahibi, idrak ve iman etmek için kalp sahibi ama insan bu bütün müktesebatından ve donanımına rağmen vahye muhtaç. İlk insanla beraber vahiy bunun için başladı. Daha insan cennetteyken la takrabe hadhihi sakın ama sakın şu ağaca yaklaşmayın emrini bundan dolayı verdi. Biz vahye muhtacız. Biz uyarılmaya ve bir peygambere muhtacız. Peki Hazreti Peygamber son peygamberdi. Allah Resulü'nden sonraki bizim o ihtiyacımızı, o gidişatımızı, Kur'an'la temasımızı, bizim hidayet ihtiyacımızı karşılayacak merci makam. işte burada bir nokta daha ortaya çıkıyor. El ulema uveresetul enbiya diye Allah Resulü'nün vasfettiği o kendisinin kendisinden tevarüs edilen ilme işaret ediyor. Hazreti Peygamber bu ulema dediğimiz şahsiyetlerin elde ettikleri bu ilim inneme yakşallaha min ibadihil ulema diye Kur'an'da Allah'ın vasfettiği huşu sahibi olanlar, ve yerrasikhun fi'l ilim diye Ali İmran suresinde Allah'ın övdüğü ilimde ruhsat sahibi ve yeterlik sahibi olan özür insanlar. De, özür dilerim. Sıkıntı zaten buradan çıkıyor hocam. Mesela adam Kur'an-ı Kerimle arasından Hazreti Peygamberi ve sünnetini dahi çıkartmaya çalışıyor. Siz araya tırnak içinde söylüyorum araya kendine. siz bir de Sebilül Mümini'ni alimler peygamberlerin varisleridir alıyorsunuz. İlaveten şunu söyleyeyim. Mesela okuduğunuz ayetlerde eee Allah'tan hakkıyla alimler korkar, sair okumuş olduğunuz ayetler kendisinden bahsedildiğini söylüyor. Bak bu benim diyor. İşte Kur'an-ı Kerim ve bilen. Mesela sadıklarla beraber olun ayetini okuduğum vakit ben izinden gidecek, beraber olacak bir sadık arıyorum. Ama diğer düşüncedeki kardeşim bu ayeti okuduğu vakit işte sadık benim diyor. Anlatabildim mi? Alim benim diyor, korkan benim diyor. Bir başkasına gerek yok diyor. Şimdi aslında belki hani konuyu biraz daha e, anlamak için bazen öğrencilerime söylediğim bir söz vardır derslerde. Hani Ashab-ı Kiram hakkında konuşurken ya da Hazreti Peygamber hakkında konuşurken, onların dindeki yeri nedir, onun üzerine konuşurken ben derim ki ya gözlerinizi bir kapatın. Mesela Hazreti Ömer'le ilgili bir şey söylediniz ya da hani Hazreti Osman'la ilgili bazı şeyler vardır işte yönetimde şöyle yaptı böyle yaptı vesaire. Ya gözlerinizi bir kapatın. Bir an için Hazreti Peygamber'in karşısında olduğunuzu düşünün ve bu sözü bir de orada söyleyin bakalım. Ya şimdi mesele biraz şöyle bakmak lazım. Biz çok sevdiğimiz bir insanla karşı karşıya olsak ya da ilmi yönden kendisine itibar ettiğimiz bir insanla karşı karşıya olsak hakikaten onun sözlerini acaba nasıl dinleriz? Yani Hazreti Peygamber'e gitmeye gerek yok. Kendi dönemimiz için konuşalım. Diyelim ki borsayla uğraşan bir insan ya da ticaretle uğraşan bir insan bu insan bu işin piri olan, bu işte daha önce meşgul olmuş olan 14 asırlık bir tecrübeden bahsetmiyorum. İnsanoğlunun yaratılışından beri gelen hani Sebilir Mümin'in az önce söylediğim türedi bir peygamberden, türedi bir risalet geleneğinden bahsetmiyoruz. İnsanın yaratılışından itibaren gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Ve insanın yaratılışında lütfu ilahi olarak insana sürekli verilen bir şeyler var. Yani cennetten çıkan Adem'e peygamberlik verildi. Ademe isimler üretildi ve bunlar bir şeylerin karşılığında değil, bir lütuf olarak ilahi kaynaklı olması açısından çok önemli şeyler bunlar. Şimdi siz bu geleneği bir tarafa atıyorsunuz, halbuki normal hayatınızda ticaretle meşgul olurken bile, diyelim ki danışmanlık firmalarının en küçük bir uyarısını dahi, en küçük bir uyarısını dahi dikkate alıyorsunuz. Çünkü bütün ticari hayatınız alt üst olabilir. Ama dini maalesef çok somut bir şekilde böyle bir test etme imkanımız olmadığı için, yaptığımız yanlışların karşılığını bir an önce görme şansımız olmadığı için dini konularda maalesef çok rahat hareket edebiliyoruz. Halbuki eğer biz meseleye böyle yaklaşacak olursak Hz. Peygamber dönemindeki ashab-ı kiramın bundan içerisinde edipler vardı, şairler vardı, sahabe-i kiramın içerisinde de son derece yetenekli insanlar vardı, ticaretle uğraşan insanlar vardı. Yani kendi yetenekli oldukları meselelerde bile Kur'an'daki herhangi bir ayeti Hz. Peygamber'e sorduklarını biliyoruz. Ve yine bazı insanların özel bir vakit ayırarak Hazreti Peygamber'in tefsirine müracaat ettiklerini biliyoruz. Mesela Hazreti Ömer'in öyle bir arkadaşı vardır. Diyor ki ben ticaretle uğraşacağım da pazara gideceğim de. o Hazreti Peygamber'in yanında kalırdı. O gittiğinde ben Hazreti Peygamber'in yanında kalırdım ki peygamber bir şey söylediyse, bir şey yaptıysa onları kaçırmayalım. Yani ha Haşa, apaçık Kur'an-ı Kerim'i sahabe-i kiram anlayamıyordu. <laughs> evet, yani anlayamamışlar anlaymış. demek ki Hazreti Peygamber'den bunu öğrenme ihtiyacı hissetmişler. Hani az önce dedim ya hani bu geleneğe şaşı bakmak. İşte hani bir örnek vermek isterim. Mevlana'nın meşhur bir örneğidir bu usta ve şaşı çırak. Çırağı içeri gönderiyor ve içerideki o şişeyi getir diyor. Çırak diyor ki efendim içeride iki şişe var. Yani bir tane şişe yok. Evladım orada bir şişe var onu getir diyor. Yok efendim diyor yani iki şişe var ben yalan mı söylüyorum? O zaman bir tanesini kır öbürünü getir diyor. Sağlam kalanı getir. Şimdi kırınca ikisi birden tabii gidiyor. Şimdi siz geleneğe böyle şaşı baktığınız zaman hocam Kırdığınız aslında bir şişe değildir. Ve siz hakikaten Cenab-ı Hakk'ı kırarsınız. Peygamber Efendimiz'in o ilişkisi, ilişkisini eğer bu şekilde algılamaya başlarsanız, bir süre sonra zaten aslında bir de şöyle bir problem çıkacak. Ee, İslam dünyasında ulemanın gerçekten bir itibarı vardı eskiden. Hani ulema bir şey söylediği zaman herkes otururdu onu dinlerdi. Bu ulema tanımını da hani el ulema uvaratetü hangi alimler aslında biraz onun da belki üzerinde konuşmak gerekir ama ulemanın hakikaten bir ağırlığı vardı. Mesela bizim kitaplarımıza denir ki luhumul ulema mesmumetun. Alimlerin eti zehirlidir yani çiğnemeyin öyle rastgele. Ne demek? Yani öyle ağzınıza alıp da böyle eleştirirken böyle frensiz eleştiri yapmayın. Yani frene basmayı bileceksiniz ulema hakkında konuşurken anlamında bir sözdür bu. Çünkü gerçekten bu insanlar bir ömür verdiler. Mesela ben Taberi üzerine epey bir çalıştım. Hem tefsiri üzerine hem hayatı üzerine. Gerçekten ben Taber'in hayatını okudum, çok uzun da bir hayatı vardır yani 80 küsür yaşında vefat etmiştir. Düşünün ahir ömründe vefat ettiği zaman yatağının, yastığının altında, sağında, solunda kıyasla ilgili kitaplar çıkıyor. Kıyas ki fıkhın en zor meselelerinden bir tanesidir. Bakın yani ahir ömründe belki geçimini vesaire zor yani yemesi içmesi belki son derece zor ama bu anda bile kıyas gibi bir meseleyle meşgul olabiliyor. Şimdi dolayısıyla biz bu büyük bir büyük bir İslam ulemasının büyük geleneğini eğer bir şekilde bir tarafa atacak olursak bunun bize maliyetinin ben çok büyük olacağını düşünüyorum. Fuat Sezgin Hoca'nın güzel bir şeyi var kitabında. Ee, İslam onun bir sözünü aktarmak isterim. Ben İslam dünyasında hadisle meşgul olanlara dahi hadisle meşgul olanlara dahi bakınız. Hadislerin derlenmesinin son derece bilimsel yollarla yapıldığını bir türlü anlatamadım. Yani Hadisle meşgul olanlara anlatamadı. Şimdi hadislerde mesela isnat dediğimiz şey, hani konuşuyoruz ya bu hadisler bize sahih mi geldi, nasıl geldi? Ya da Kur'an'ı anlamada bu dil felsefesi diyebileceğimiz, yani dilin kullanım alanları. Serdar Bey, İslam dünyasının bilim dünyasına kazandırdığı en önemli şeyler nelerdir diye bir sıralama yapacak olsak, zannediyorum bu isnat hakkında, yani sene zinciri isnat? hakkında Hz. Peygamber'e bir sözün isnat edilmesi. Yani şundan geldi, şundan geldi, şundan geldi. Bu sene zincirindeki ravilerle ilgili hassasiyet. Bunlar kimlerdir? Dini hassasiyetleri, siyasi ilişkileri, etnik ilişkileri, mezhebi ilişkileri. Aklınıza ne geliyorsa. Yani bugün bir insanla ilgili değerlendirme yaparken aklınıza ne geliyorsa belki bundan çok çok daha fazlasını hadis ulemasının senet konusundaki biz hassasiyetinde görüyoruz. Şimdi bu hassasiyet ortadayken Müslümanların kalkıp bu konularda tamamen Müslümanca olmayan bir zihinde Belki modern dönemin İslam dünyası üzerindeki o hegemonik yapısından hareketle bir algı oluşturması, geleneğe bir şaşı bakış oluşturması, hakikaten maliyeti çok büyük Hızlıcağım olacak bir yanlış yapı. Konuşurken kendime bakıyorum, şunu fark ettim: Ya ben de bu şaşı bakıştan zehirlenmiş adamlardan biriyim, ya da iyi bir televizyon programı sunucusuyum. İnşallah ikincisiyimdir diye niyaz ederek söyleyeyim bunu. Çünkü aklıma şu geliyor: Mesela en uzun ravi zincirinde kaç kişi vardır hocam? E değişebilir tabii o. Mesela en uzun. Yani onda. Ali İsnad herhalde bir. Yani 5-6-7 yani değişebilir yedi. tabii. 7 yani kişi. Çünkü şunu diyorlar bunu söylediğiniz vakit. Hz. Yani Peygamber'den Ali İsnat sonraki 7 kişi ya da 10 kişi var. Peki 10 kişinin ömrü işte e, 50'şer sene olsa. Mesela aklının yettiğinden itibaren 500 sene. Geri kalan 900 senede nasıl geldi bu diyor. İstiyor ki. Asr-ı saadetten sözün söylendiği andan bugüne kadar bir ravi zincir Anladım. olsun. Şey Mesela. Eyvallah. O zaman orada şöyle bir şey söyleyelim. Yani Biraz da iğneyi kendimize batıralım Müslümanlar olarak. Hakikaten biz o ilk dört asırlık, ben ona İslam'ın kurucu altın asırı diyorum ilk dört asır gerçekten. Biz o dönemdeki hassasiyeti, bugünkü Müslümanlar, yani aklınıza hangi ilim adamları geliyorsa onları sıralayabilirsiniz. Bugünkü Müslümanlar o ilk dört asırdaki hassasiyeti acaba sürdürebiliyorlar mı? ben şahsen sürdüremediğimiz kanaatindeyim. Elbet. Mesela bir basit bir örnek vereyim. Biz akademik çalışmalar yapıyoruz. Doktora, yüksek lisans, doktora, doçentlik çalışmaları yapıyoruz. Akademik çalışmalarımızda biz çok rahat, yani iğneyi kendimize batıracağız ya, çok kolay. Bazen şöyle deriz, işte şu konu keşaf tefsirinde geçmektedir. Ya da şu konu taberi tefsirinde geçmektedir. Aslında bilimsellik şunu gerektirir. Bu taberi tefsirinin hangi nüshasında geçmektedir? hani bilimsellikten konuşacağız ya. Hangi nüssasında geçmektedir? Biz daha nüssalar konusunda henüz kafamız net değil ki. Kaldı ki bir de işin daha vahim tarafı bugünkü doktora çalışmalarımızda hatta akademik çalışmalarımızda tercümelerden kaynak verilmektedir. Referans verilmektedir. Yani diyelim ki Taberi tefsirinin tercümeleri vardır bugün elimizde. Yani hepsinin değil ama ve bu tercümeler gerçekten kötü tercümelerdir. Çok muzdaripsiniz ondan. Evet değil. tabii ki muzdaribiz. Çok kötü tercümelerdir ama bakıyorsunuz insanlar oralardan kaynak gösterebiliyorlar. Ya da İbni Kesir'in kendisinden değil tercümesinden kaynak gösterebiliyorlar. Halbuki İbni Kesir'in bugün elimizde matbu yani matbaalarda basılan, Übnan'da, Mısır'da, şurada, burada basılan kitaplarından bile kaynak verilirken bilimsellik açısından sorgulanması gereken biz bir şey yapıyoruz. Biz onun belki de bulunan ilk nüshasına ulaşmalıyız ve demeliyiz ki o nüshasından naklen biz bunu e, sizlere söylüyoruz. Şimdi biz bu noktada henüz bilimsellik anlamında çok çok yerlerdeyken o ilk dört asırdaki hassasiyeti kalkıp sorgularsak hakikaten burada bir yani ifademi lütfen mazur görünüz biraz haddi aşmış oluyoruz gibime geliyor. Hocam hatırlar mısınız Ramazan'dan sonraki konuşmamızı? Mesela şu anda ben Kur'an-ı Kerim'den dini yaşayabilirim diyen insanların yüzde doksanı için bunu söyleyebilirim. Namazda okuduğu surelerin Türkçe mealini veremeyecek durumdayızdır pek çoğumuz. Verse bile acaba ne anlar? Aa, ne kadar doğru verir? Yani siz o gün bir e, türküden örnek verirsiniz evet. ya. O da mümkün. Acaba mümkün müdür yani verse bile acaba ne mümkün. kadar anlayacak? Yasin Hocam hocama dedim ki ramazan Şerif'ten sonra hocam ben, ben oturup böyle bir e, hatimle tefsir okuması yapmak istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim başlayıp 3 sene 5 sene ne kadar süre bilmiyorum. Bunu da böyle o kadar büyütmüşüm idealize etmişim ki gözümde. Bunu yaparsam ben iyi bir Müslüman olacağım diye düşünüyorum. Nasıl yapacağım? 3-4 hadis e, tefsir kitabını koyacağım. Fatiha'dan başlayarak hepsinden mukayeseli her gün belki bir sayfanın tefsirini 4-5 tefsirden mukayeseli. Hocam hangi tefsirler dedi? Hangisinden okuyayım dedim. Ya asıl kaynaktan okusanız dedi. Hocam Arapçam yok dedim filan. İş öyle bir büyüdü ki yani tutup sadece Fatiha'yı doğru anlayabilmek için benim anladım ki çok iyi Arapça bilmem icab ediyor efendim birkaç tefsirin o asıl ilk nüshalarını belki ulaşıp bulmam gerekiyor oradan mukayeseli öbürünü yapmama mani bir durum değil bu şimdi e... ama bir, bir şey bilmiyorum bir... Hı -hı. hocam şimdi öbür hani hiç okumayalım manasına değil Arapça bilmiyorsak Arapça tefsirini okumayacaksak oturup tefsir de okumayalım bu manada değil elbette evet. ama işi e, çok sahibiyse... kolay olmadığını anlatmak için arz ediyorum. Evet. Buyurun. Şimdi İbni Kesir'in e, İbni Kesir'di sanırım. E, onun e, Ali İmran Suresinin 7. ayetinin tefsirinde verdiği bir sıralama var. Yani Kur'an'daki ayetlerin e, nasıl tabaka tabaka katman katman bir uzmanlık gerektirdiği, nasıl ucu açık olduğu bir kısmının anlaşılabileceği, bir kısmının nasıl yani Kur'an doğru akla hitap eden bir kitap ama akıl üstü bir alemden gelen bir kitap. Fevkal akıl, akıl üstü bir boyuta sahip bir kitap. Doğru Kur'an insana inmiş bir kitap. Beşeri bir bo boyut olan bir kitap ama ilahtan geldiği için ilahi bir kitap. Doğru Kur'an şehadet aleminde tecelli eden bir kitap. Ama gayb aleminden geldiği için meddulu konusu mevzusu gayb da olduğu için aynı zamanda ucu gayba doğru sonsuzluğa doğru açılan bir kitap. Onun için bir yerde tek bir celsede oturularak anlamı tüketilebilecek bir kitap değil dedikten sonra bu mealde cümlelerden sonra der ki Kur'an'da hakikaten çok vasat bir Arapça seviyesiyle herkesin okuduğunda anlayabileceği ayetler vardır. Arapçayı uzmanlık seviyesinde belagatı, söz sanatlarını bilenlerin anlayabileceği ayetler vardır. Bir de ulumul Kur'an dediğimiz muhkemi, müteşabihi, vücuhu, nezaili bilen, Kur'an ilimlerini bilerek ancak Kur'an'a yaklaşabilen insanların okuduğunda anlayabileceği ayetler vardır. Bir de bir ayet grubu vardır ki Allah Resulü'nün ancak Allah'la arasındaki yaşadığı manevi tecrübe neticesinde sadece Allah Resulü'nün hakiki manasını fehmettiği anladığı ayetler vardır. Ve kana kabe ev ne demek mesela? İstediğimiz kadar rivayetleri araştıralım, istediğimiz kadar dilin imkanlarını kullanalım, linguistik ve semantik imkanları kullanalım. Ulaşabileceğimiz neticesi yani bu manevi tecrübeyi yaşayan bir peygamberin elde ettiği şeyle veya cehennemden bahseden ayetleri düşündüğümüz zaman Miraç'ta cehennemi görmüş, tecrübe etmiş, cennet nimetlerini görmüş, aynal yakın olarak tecrübe etmiş bir peygamberin cennet ve cehenneme dair ayetlerden anladığı o mana derinliğiyle bir müfessirin ne kadar zirveyi bulursa bulsun elde edeceği o mana derinliği bir olabilir mi? Bir de diyor ki bir ayet türü daha vardır ki bunlar sadece Allah Resulü'nün bile bu konuda bir fikri yoktur. İşte kıyametin saatinden vaktinden bahseden ayetler böyledir. Ben burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir araya gitmem lazım, toparlayacak. Evet. Çok önemli. Allah Resulü'ne kitleler geldiler ve ondan dini ve Kur'an'ı öğretmeleri için Kur'an istemediler. Kur'an'ı öğretecek bir muallim istediler. Bu mühim, bu nokta çok mühimdir. Hatta Maune kuyularının yanında 70'e yakın Ashab-ı Kiram'dan zat, suh, ve asabından şehit oldu, biz bunu biliyoruz. Yani, Kur'an istemediler ne demek? Yani şunu ifade edeyim. Bize bir Kur'an gönder, biz onu okuyalım. Onlar bizim sahip olduğumuz imkanlardan, dil imkanlarından çok fazla imkanlara sahiptiler ama bize bir, biz, bize şu ana kadar inmiş olan metinleri gönder, biz onu okuyalım ve ondan biz Müslüman olalım demediler. Bize bir muallim gönder dediler. Peygamberimiz Kur'an'ı gönderirken beraberinde bir meti, bir muallim gönderdi, bir öğretici gönderdi. Muaz bin Cebel'in örneği böyledir mesela. Peygamberimiz onu Yemen'e gönderirken, vali olarak veya tebliğci olarak gönderirken buyurmuştur ki, bime takdi ıza uridaleke kadaun. Sana bir mesele, bir sorun geldiğinde nasıl çözeceksin? Tabi kitabillahi, Allah'ın kitabıyla. Fe inlem tecid. Olabilir ki baktın bulamadın Allah'ın kitabında. Nasıl çözeceksin? Tabi sünneti Resulillahi, Hazreti senin peygamberinin sünnetiyle. Peki buyuruyor ki fe inlem tecid. Orada da bulamazsan. Ectehidu bira'i, evlira'i. Ben kendi içtihadımla işte bu meseleyi çözerim. Ama Kur'an'ın ve sünnetin süzgecinden, o tornasından, tesviyesinden geçmiş olan aklımla çözerim. Dediğinde peygamberimiz şu cümleyi kuruyor. Elhamdülillahi <laughs> lezî veffaka rasûle rasûlillahi limâ yerdallâhu ve rasûluhu. Allah'ın Resulü'nün elçisini, Allah'ın ve Resulü'nün razı olduğu şeye sevk eden Allah'a hamdolsun diye Peygamberimiz şükrediyor. Şunu görmemiz gerekiyor. Yani hiçbir yerde hiçbir öğreti, hiçbir izim, hiçbir ideoloji, hiçbir ilim, hiçbir insana fayda veren bir nesne tek başına kıyam bir nefsi bir şekilde insanlara intikal etmiş fayda vermiş değildir. Mutlaka bir makina varsa onun yanında bir mühendis vardır. Bir kitap varsa bir muallim ve bir katif vardır yani. Hı <laughs> hı. Eyvallah. Reklama geçmeyin diyorlar. Devam edeceğiz. Şimdi Benim de orada özür yalnız bir şey güzel bir şey aklıma geldi Serdar Bey müsaade ederseniz. Hani bu Kur'an'ın anlam katmanları e, elbette ki kesinlikle hani bu e, demek ki ya yani ne yaparsak yapalım Kur'an'da şey yapamıyoruz yani bir şey elde edemeyeceğiz anlamında değildir. Bakınız bu bir idealdir. Şimdi Müslüman olmak iradesi de aslında bir idealdir. Müslüman olmanın bir zirvesi vardır. Biz hayatımızın her aşamasında o zirveye doğru aslında çıkarız. Biz hayatımızın bir noktasında vefat ettiğimizde o zirvenin belli bir yerindeyken aslında vefat etmiş olabiliriz. İnşallah en iyi yerindeyken. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi burada önemli olan bizim o zirveye çıkıştaki gayretimizdir, istekliliğimizdir. Müslüman olma irademiz derken onu kastediyorum. Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında da şöyle düşünmemiz lazım. Yani Kur'an-ı Kerim siz ne kadar gayret ederseniz gayret edin herhangi bir şeye ulaşamayacaksınız. Ya da birilerinin ulaştığı yere asla ulaşamayacaksınız. Hani bunu bu anlamda almamak gerekir. Hani Kur'an'ı anlama gayreti hakikaten bize her an yeni bir ufuk kazandırabilir. Diyelim ki Arapça bilmeyenlerin Türkçe tefsirlerden, Türkçe meallerden Kur'an-ı Kerim'i okurken zevk duyacakları, duygudaşlık kurabilecekleri pek çok ayet var mıdır? Tabii ki vardır. Kesinlikle bunun önünü asla kapatmamak lazım. Peki Arapça öğrendikten sonra bunun üzerine katacaklar mı? Kesinlikle katacaklar. Peki Arapça öğrendikten sonra diyelim ki tefsir kitaplarıyla da bunu zenginleştirseler elbette ki katacaklar. Daha sonra hadise baksalar elbette ki katacaklar. Peki buradan mı duracaklar? Hayır. Az önceki rivayetin sonunda hani eştehidu birai iyi derken arkasında da diyor ki aslında vela elu. Yani ben bu konuda da hiç bırakmam. Yani geri adım atmam. Yani iştahat ederim. Sonuna kadar da giderim. Şimdi Gazali bunu aslında çok güzel bir örnek vermiş. Yani insan hayatını da anlatan bir şeydir. Yani bir de şöyle bakmak lazım. İnsan 18'inde de Müslümandır ya. 20'sinde de, 30'unda da, 40'ında da, 50'sinde de, 70'inde de yani. Biz bulunduğumuz şu nokta, bundan 10 yıl önceki bulunduğumuz nokta ile aynıdır diyebilir miyiz yani hepimiz? Yayıncılık açısından siz kendiniz açısından diyebilir misiniz? Hayır. Akademisyenlik açısından ben diyebilir miyim? Hayır. Ben böyle bir şey söylersem zaten insan olarak varlığımı irade sahibi bir varlık olarak mı inkar etmiş oluyor. Cenab-ı Hak benden niçin böyle bir imkanı esirgesin? Hem de benim için en önemli şey dinken. Yani benim en önemli şeyim, hedefim bir Müslüman gibi yaşamak ve, ve fakat ben burada kısıtlanıyorum. Mesela çok zeki bir insanım. 25 yaşına geldim, her şeyi bitirdim. Ondan sonra duruyorum. Artık ileri gidemiyorum. Bu reva değil ki bana. Şimdi şeyin İmam Gazali'nin bununla ilgili sözünü herhalde güzel Buyurun. bir örnek olur. İmam Gazali Kur'an'ın bu anlam katmanları ile ilgili örnek verirken diyor ki: "Ya öyle insanlar vardır ki suyun kenarındadırlar, denizin, ummanın kenarındadırlar. Ummanı seyrederek ondan zevk alırlar. Ayaklarını ummana sokarlar, serinlerler. Öyle insanlar da vardır ki işte diyelim ki ben biraz tabii açıyorum yani onun izahatını. İşte dizine kadar suya girerler. Kimisi var ki boğazına kadar suya girer." Ama yine de iyi yüzemez. Kimisi vardır ki suyun içerisinde yüzmeye başlar. Yani sığ su şey derin sulara açılabilir. Şimdi kimisi de vardır ki derinlerden inciler çıkarabilir. Bazı insan vardır 2-3 metre dibe dalabilir. Ondan sonra artık imkanı üstaat yoktur. Ama bu ondan daha derine inebilecek insanların var olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla hakikaten Kur'an'dan inciler devşiren insanlar yok mudur? Vardır. Müfessirler arasında derece farklılıkları yok mudur? Elbette ki vardır. Bu tekrar ediyorum. Eğer böyle bir şey olmasaydı din konusunda herhalde bizim bir itirazımız olurdu. Kur'an konusunda herhalde bizim bir itirazımız olurdu. Neden bizim önümüz kesiliyor? Halbuki biz daha fazlasına gidebilecek durumdayız. Kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz buna müsaade ediyor diye düşünüyor. Yani keşke o denizden bir şekilde ulaşsak da bir şekilde evet. inci devşiremesek de ayağımızı soksak ya da seyretsek. Ama Tabii. Allah korusun bir de şöyle bir şey var hocam. Hani o yağmur yağmış, üzerine bir Eşek basmış, üstüne bir saman kökü evet, düşmüş, üstüne öyle bir sinek öyle. düşmüş, sinek oh deryanın ortasında kendini kaptan zannetmiş. Bu tehlike. Mesela tam söylediğiniz yerden harekette insan bir şeyin bilgisiyle beraber daha evvel o şeyi bilmediğini de bilmeye başlıyor. Evet. Ha, bilgiden doğan mahviyet sanki bununla geliyor. Bugüne kadar ben bardak diye bir şeyin ne olduğunu bilmiyorsam, siz bana deseniz ki Serdarcığım bu bir bardaktır, ha ben bardağın ne olduğunu bilmekle beraber şunu da biliyorum. Bugüne kadar ben bunun ne olduğunu bilmiyormuşum. Dolayısıyla her bilgiyle beraber ne kadar cahil olduğumu anlıyorum. Söz konusu Kur'an-ı Kerim de olsa, ilim de olsa insan işin içine girdikçe ben ne kadar bilmiyormuşum diyor. Ama için dışındayken ben biliyorum. Ben hepsini biliyorum. Gazali kadar da biliyorum vesaire kadar da. Şunu söyleyeyim devam edin hocam. Tabiinden bir zattı zannediyorum. Sahabeden kimi gördümse ben münafık mıyım endişesi içindeydi. Ha evet. yani bu endişeyi taşımayan bir başkasını görmedim diyor. E bugün kendimi de işin içine katarak söylüyorum. Herkes kendi imanında nifak olmadığından emin ve fakat başkalarını münafıklıkla, diliyle olmasa bile en iyimiz kalbiyle itham edebilecek durumda. Şimdi burada da benzer bir şey var. İmanıyla yönüyle de böyle değil mi? Evet. İmanda derinleştikçe insan kendi imanından şüpheye düşüyor ve iman ilerliyor bununla birlikte. Ama sati bir imanla başkasını tekfir de ediyorsunuz, münafık da ilan ediyorsunuz. Her şeyi de biliyorsunuz, bilmediğiniz bir şey de yok. Gazali biliyorsa ben de biliyorum diyorsunuz. Gazali'nin zamanında Google da yoktu kardeşim. Filan diyorsun, haddi aşıyorsun ya. Yani haddini bilmeyen neyi bir sene oldu? Evet. Evet. Çünkü yerinde sayanlar adım atanlardan daha fazla ses çıkartıyor. Askerde mesela böyledir. Yerinizde say dediği zaman o bölüye komutan daha çok ses çıkar. Yürümeye başladığında öyledir. İnsan ilmi arttığında ilim bir noktadır diyor Hz. Ali Atfed ilmu noktatun kesseraha el cahilun. Aslında bir nokta idi ve onu cahiller çoğalttı ama insanın o ilmi nokta olan ilmi arttıkça insanın o nokta olan ilminin bilinmeyenlerle de teması ve çapı arttığı için insan bildiğinden çok bilmediklerini fark etmeye başlıyor. Burada bir kemal de başlıyor aslında. Onun için ilmin insanı insana huşu vermesinin, Allah korkusu vermesinin, İnsanı bir aksiyona sevk etmesinin, bir eylem prensibinin kurucu öznesi olarak Kur'an'da ve sünnette ifade edilmesinin anlamı bu. Biz o zaman profanlaşıyoruz. Problem buradan kaynaklanıyor. Yani şimdi Hacı Bektaş Veli'nin bir cümlesi geliyor makalatta zikrettiği. Şimdi diyor ki bir şarabı alsan, bir şişeyi alsan, içine şarabı koysan sonra o şişenin mesela gırtlağını şöyle bir tıkasan mealen ifade edeyim. Sonra o şişeyi şol şolbahirde 40 yıl yıkasan sonra o şişeyi çıkarsan ve sen bana sorsan desen ki bu şişe artık tahirdir değil mi? Ben sana derim ki bu şişe necistir. Sen dersen ki bu şişe 40 yıl şol bahirde yundu ama ben de sana derim ki gırtlağı tıkalıydı içine girmedi ama aşağıya inmedi ama. Şimdi Allah Resulü'nün fiten ve melahim hadislerinde fiten hadislerinde zikrettiği mesela ümmetini uyardığı ümmetinin başına gelmesinden korktuğu bir kitle vardır. Buyurur ki yeti fi ahiriz zamani akvamun diye başlar bazı hadisler kıyamete yakın bazı adamlar gelir, bazı kitleler, bazı gruplar gelir. Buyurur ki mesela o hadislerin birisinde peygamberimiz يَتَّخِذُونَ Kur'an'e مَزَامِيرًا Kur'an'ı mizmar edinirler. Bir çalgı aleti gibi. Ben e, neyi aldım, üfledim, bıraktım. İşim bitti. Kur'an'da böyle görürler. Hatta la yedhule min hanecirhim ile kulubihim buyuruyor Peygamberimiz. Kur'an onların kalplerine nüfuz etmez, inmez. Kalbe inmesi, yani kalıptan kalbe dıştan içe belki satırdan sadra doğru bir intikali peygamberimiz öğütlüyor burada. Niçin kalbe inip de ne olacak ki? Kalpte ne var ki? Aslında Kur'an'a baktığımız zaman ve hadislere baktığımız zaman kalp kişiliğin, kimliğin, şahsiyetin, karakterin makar, merkezi, başkenti. Vahiy Allah Resulü'nün kalbine indirdiği gibi Allah, eğer iyi niyetle, samimiyetle, o manevi enstrümanlarla, sayu gayretle eğer Kur'an bir insanın kalbine, kalp dünyasına inmemiş ise e bu söylediğiniz sorunların yani Kur'an yehti <laughs> lilletihiye akvamdı hani. Kur'an yolların en doğrusuna iletirdi. Hani Kur'an şife un lime fissudurdu. Göğüslerin içerisinde bulunan insanın başına bela manevi hastalıkların devasıydı. Hani Kur'an lime yuhyi kumdu. Yani muhyi idi. Yani ihya ederdi. Can verirdi. Hani Kur'an ruhum min emrina idi. Allah'ın katından indirilmiş bir ruh idi. Problem buradan kaynaklanıyor. Entelektüel ve epistemolojik bir faaliyete dönüştürdük. Kur'anla aramızdaki hukuku, Kur'an'ın kalbimize intikali, seyahatini bazı kavşaklarda, kör noktalarda engelledik. Sorun buradan kaynaklanıyor. Şimdi ben Kur'an'a baktığımda anlama macerasının ve bu yani Kur'an'ı okumamla Allah'ın hedeflediği şey nedir? Ben bir adım ötesine geçeceğim hatta şu anda. Diyoruz ki tamam okumak ve anlamak. Çünkü anlamadan okunanın insanın sadrına şifa olmasının yolları vardır, imkanları vardır ama maksat hasıl olmaz. Okuduktan sonra tamam bir şey var yaşamak, onu hayatiyete dökmek. Ve burada bir şey meydana geliyor bence. İnsan okuma, anlama ve yaşama süreciyle birlikte bir şey elde ediyor. Buna sufilerin aklı mead dedikleri insan maddi akıldan manevi akla belki de Kur'an'ı okuma macerasını bir keşif sürecine çeviriyor insan. Bu okumayla ne oluyor? İnette kullah hayecı furkanen. İnsan Kur'an'ın gereklerini intikal ettirdiğinde, hayatında intibak ettirdiğinde takva dediğimiz erdeme ulaşıyor ve takva insanın beyin dünyasında, ruh dünyasında da belki aklın tefekkürünü kalbin tefakkuhuna eviriyor. Yani düşünen aklı, düşünen kalbe dönüştürüyor, te terfi ettiriyor ve burada artık insan Kur'an'a baktığında anlam bakımından, amaç bakımından kendisine tavsiye ettiği dünyevi ve uhrevi nasihatler bakımından son noktaya ulaşıyor. İkinci bir okuma yaptığında bunları görüyor ve sonrasında ben şu cümleyle kurabilirim hatta. Yani Kur'an'ın bizden istediği salih olmak değildir. Salih olmak bir araçtır. Kur'an'ın bizden istediği iman etmek değildir. İman etmek bir araçtır. Amel etmek değildir Kur'an'ın bizden istediği. Amel etmek bir araçtır. İnsana Kur'an'da biçilen en üst düzey paye imardır. Yani insan mamur olmalı evvela elbette ki ama mamur olduktan sonra imar etmektir insanın amacı. Salih olmalı elbette. Ama salih olduktan sonra ıslah etmektir. Kemale erip kamil olmalı elbette. Kamil olduktan sonra ikmal etmek, rüşte erdikten i̇şte bizi, sonra işte en büyük dertlerimizden etmektir. birisi bu hocam. Hiç kimsenin salih olmak gibi hiç kimsenin demeyeyim bu kadar genellemeyeyim de pek çoğumuzun salih olmak gibi bir derdi yok. ıslah etmenin ardına düşmüş irşad olmak gibi bir derdimiz yok. Rüşt gibi bir derdimiz yok. İrşad etmenin derdine düşmüş. Ama şunu da biliyoruz. Hani kendisi ıslah olmayanın başkasını ıslah etmesi zor. Kendisini düzeltemeyenin başkasını düzeltebilmesi imkansız. Anlatabildim mi? Farkında değiliz. Hoca efendi camide vaazu nasihat ederken evi de yakın imiş. Hangi hoca efendi? Bir hoca efendi. Ha, bir hoca efendi. Camide görevli bir hoca efendi. Ee, vaazu nasihatte bulunurken işte infakın ne kadar mühim olduğundan filan bahsederken Eşi duyuyor diyor ki ben bizim efendiyi böyle bilmezdim ne kadar cömert bir adammış filan diye düşünürken vaaz esnasında bir ihtiyaç sahibi geliyor. Evindeki işte eşyaları filan o vaazın sahikiyle heyecanıyla her şeyi veriyor ne var ne yok. Ee, hoca efendi eve döndüğünde bir bakıyor ki her şey tam takır kuru bakır. Diyor ki hatun nereye gitti eşyalar diyor ki hanımı ben seni böyle bilmezdim o kadar enfes bir vaaz verdim ki o esnada bir ihtiyaç sahibi geldi ne var ne yok ben infak ettim. Diyor ki hatun ben onu cemaate söyledim. Sana söylemedim ki senin için üzerine alındım. Şimdi yaklaşım biçimi bu. Algı algı durumumuz bu olduğu için problem buradan kaynaklanıyor yani. Evet. Ee, burada belki bir, sorum olacak siz. Ee, hocam önemli bir noktaya da Yasin Hoca temas etti. Ee, hakikaten biz özellikle son dönemde Kur'an'la ilişkimizi Kur'an'ı bir zihinsel obje gibi görüp Tamamen o çerçevede değerlendirmeye başladık. Tabiri caizse laboratuvara konulan bir nesne. Üzerinde ameliyatlar yapıyoruz yani. Herkes kendi çapında ameliyat yapıyor. Birisi Türkçe üzerinden ameliyat yapıyor. Birisi sünnet Kur'an üzerinden ameliyat yapıyor. Birisi fıkıhla ilişkisi açısından ameliyat yapıyor. Belki birisi kelam ilişkisi açısından bir de kendimize söyleyelim. Birisi de tefsir, bilim dalı itibariyle ameliyat yapıyor. Yani mesela Hz. Peygamber döneminde ve Kur'an-ı Kerim'de anladığımız kadarıyla iman bir kalp ve eylemlilik hali iken, iman bir kalp ve eylemlilik hali iken, bir süre sonra kelam kitaplarında bu çok daha farklı bir mecrada tartışılmaya başlandı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani şeyinden saptı. Yani iş şirazesini kaybetmeye başladı. Aynı şekilde ben sünnetle ilgili tartışmalar da hani benzer görüyorum şahsen. Bizim aslında sünnet, Kur'an ilişkimiz, Hazreti Peygamberle bizim ilişkimiz ve Peygamber üzerinden bizim dinle kurduğumuz ilişki aslında bir duygudaşlık ilişkisi olarak çok önemli. Duygudaşlık ilişkisi. Biz dinle bağımızı, samimiyetimizi aslında bir örneklik üzerinden, bizim gibi olan birisi üzerinden kuruyoruz. Bizim gibi bir insan üzerinden bunu oluşturuyoruz. Şimdi burada e, belki altı çizilmesi gereken bir yer olarak çok hakikaten önemli olduğunu düşünüyorum. Hem ayetler söz konusu olduğunda, hem hadisler söz konusu olduğunda, hem sünnet anlayışımız söz konusu olduğunda, aslında hayatın her alanıyla ilgili hangi konu olursa olsun biz bir tek perspektiften baktığımız zaman bu sefer kör noktalar oluşuyor. Şimdi bu kör noktalar ondan sonra biz bir süre sonra sanki o noktalar hiç yokmuş gibi bizi hareket etmeye zorluyor. Mesela herhangi bir ayetle ilgili bir söz söyleneceği zaman hakikaten biz onu epistemolojik açıdan yani bir defa bilgi temeli itibariyle biz o ayetle ilgili bir sorgulama yapmamız gerekiyor. Yahut hadisten herhangi bir şey, sünnetten herhangi bir şey geldiği zaman Onunla ilgili bir sorgulama yapmamız gerekiyor. Varlığımızla ilgili hani ontolojik açıdan, varoluşsal açıdan bir sorgulamamız, sorgulama yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Hukuki açıdan bir sorgulama yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Ama hukuki açıdan sorgulama yaptığınız zaman, diyelim ki ahlaki açıdan sorgulamayı dışarıda bırakamazsınız. Mesela fukaha diyelim ki Hz. Peygamber'in ahkama dair bir şey varsa, bir sözü varsa, bunu dikkate alarak bunun üzerinde bir şeyler söylüyorsa, Hazreti Peygamber'in halki ya da hulki, yani yaratılışı, yaratılışı itibariyle ya da ahlaki davranışı itibariyle ortaya koyduğu bir şeye çok fazla dikkat etmiyorsa, bu o mesleğin, o bilim dalının icapları doğrultusunda yapılan bir davranıştır. Yoksa fuka'nın onu görmediği anlamına gelmez. Hı hı. Dolayısıyla ahlaki açıdan biz bir meseleye yaklaşmıyorsak orada sıkıntı var. Estetik açıdan yaklaşmıyorsak bir sıkıntı var. Hazreti Peygamber, kendi evladının kabri üzeri örtülürken diyor ki o tümseyi bir, orada bir oyuk var oraya bir tümsek koyun. Kabir kazıcılar diyorlar ki ya Resulullah bunun mevtaya ne şey olur yani ne zarar olur. İyi de diyor gelen geçenlerin gözünü rahatsız eder. Şimdi biz bu estetik kaygıyı taşımadan dini anlamaya kalkışırsak, sünneti anlamaya kalkışırsak işte o kör noktalar oluşur. Dolayısıyla mesela hani kaba softa ham yobaz tabirimiz var ya aslında bu tabirin muhatabı olan insan Müslüman değil diyemeyiz hiçbirimiz. Elbette ki o insan da Müslümandır. Ama bir takım eksiklikleri olduğunu da görmemiz gerekiyor. O sebeple ben bu hani varoluşsal bakış açısı, ilmi bakış açısı, hukuki bakış açısı, ahlaki bakış açısı, estetik bakış açısı Müslüman bu meselelere eğer bu perspektiflerden elinden geldiğince tabii ki okumaya kalkışırsa ben sanıyorum bu problemlerimizi büyük ölçüde halledebiliriz. İnşallah. İnşallah. Hocam teşekkür ediyorum. Geldik programın sonuna. Yasin Hocam, yardımcı doşan Doktor Yasin Pişkin bu gece bir misafirimizde Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bilmemizde. Ve Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yoğun gündem koşturma. Son bir şey söyleyelim, müsaade eder misiniz? Kusura bakmayın. Sağol. Hemen bitireyim. Hani Necran Hristiyanları Hazreti Peygamber ile konuştukları zaman yani peygamberle ilişkilerimizi hakikaten bir daha gözden geçirelim yani. Peygamber Efendimiz'e geldikleri zaman hani ehli kitabın genelde bir şeyi vardır. Biz Allah'ın oğullarıyız, sevgili kullarıyız, onun sevgilileriyiz filan. Dediler yani biz Allah'ı seviyoruz biz. Yani. Fakat ayet-i kerime onlara nasıl bir cevap verdi? Eğer siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni. O zaman bana ittiba edin. Şimdi sizin bu sevginiz platonik bir sevgidir. Karşılığı olmayan bir sevgidir. Hı hı. Allah sizi sevmiyor ki. Niye? Çünkü sizin ittibanızda sıkıntı var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e bizim ittibamız aslında bizim Allahu Teala ile kuracağımız o sevgi ilişkisinin de son derece önemli bir nirengi noktasıdır. Bunu Müslümanların kaçırmaması gerekir yani, diye düşünüyorum. Onu ben de çok onu teşekkür eden onun Rabbince sevilmek mümkün yani, mümkün değil. değil. Dikkatli olalım. Yani. Evet. Sevgili dostlar geldik. Bu haftada başka şeylerin sonuna önümüzdeki hafta Allah nasip ederse buluşacağız ama benim anladığım şudur. Önümüzde iki yol var aslında. Ya biraz daha bilmeye gayret edeceğiz. Bildikçe aslında az bildiğimizi fark edeceğiz. Oradan bir açlık doğacak. Biraz daha bilmeye gayret edeceğiz. Uğraş uğraş. En son bilmediğimizi fark edene kadar bileceğiz ve diyeceğiz ki Aa, haddimi bilmem lazım. Bu iş benim harcım değil. Bu işi ne kadar bilirsem bileyim, bildim demek mümkün değil. O açlıkla beraber yürüyeceğiz. Ya da hiçbir şeyi bilmeyeceğiz. Her şeyi biliyoruz zannedeceğiz. Bizden öncekilerin bildiği kadar ne var canım ben de biliyorum diyeceğiz ya da bilmediğimizi bileceğiz. Allah bilmediğini bilerek hakiki bilgiye ulaştırdı kullarından eylesin cümlemizi. Evet. Sağlam bir dua oldu iki hocanın yanında. Evet, çok Eyvallah. Güzel. Eyvallah. Haftaya buluşacağız inşallah. Allah'a emanet olunuz. İyi geceler.